Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alemin Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Akaid dersimizde Ehl-i Sünnet akidesi kelime-i ile ilgili bölümde başladık. İmam Gazali Hazretleri tenzih bahsine geldi. Tenzih, et tenzihu diye yani e, bir başlık attı. Ne demek et tenzihu? Allahu Teala'yı e, zatına yakışmayan şeylerden münezzeh tutma hakkındaki mevzu. Yani bunu ikrar etmek, kabul etmek, kabul ettiğimizi beyan etmek e, manasına. Yoksa tabii Allahu Teala tenzih etmek de bizim işimiz değil yani. Allah Teala tenzihten de münezzehtir demişler. Yani Allahü e, Allahu Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir noksanlık, hiçbir ayıp, hiçbir halel, hiçbir arıza söz konusu değil ki sen Allahu Teala'da bu yoktur diyeceksin. Geçen dersin sonunda da dedik yani. Şimdi kılıç bastondan daha iyi keser dediğin zaman kılıcı met etmiyorsun yani. Kılıca hakaret etmiş oluyorsun. E çünkü baston hiç kesmez ki. Elem tara enne seyfe en kadruhu izakı ile enne seyfe gayru minel asa demişler. E, o zaman Allahü e, Allah-u Teala şimdi tenzih edeceğiz. Bu bab tenzih. Yani tenzih, tenzih şu demek. Tenzih kendi zatına layık olmayan şeylerden terfiye Terfi Türkçe'de terfi etti derler. Terfi yüceltme diyelim hani. Hani bir üst kademeye çıkartınca terfi ettiriyorsun memuru. E Şimdi sen Allah Teala ayzatına şanına yakışmayan şeylerden e, te terfi edemezsin ki yani. Ancak şunu yaparsan, ben böyle inanıyorum ve bu inancımı ikrar ediyorum dilimden kalbimden tasdik ediyorum dilimden ikrar ediyorum. Ben allah Teala böyle biliyorum, böyle tanıyorum manasına. Yoksa işte ben allah Teala'nın şanına yakışmayan şeyleri allah Teala'dan uzaklaştırıyorum falan. E sen uzaklaştırmıyorsun ki zaten öyle bir şey yakınlaşmadı ki sen uzak, uzaklaştırasın. Fil vakı böyle bir şey söz konusu değil yani. Onun için e, tenzih e, gerekmiyor. Ancak münezzeh olduğunu bildiğimizi ve ona öyle inandığımızı ikrar icap ediyor yani. İkrar. Biz onun için burada bu tenzih bahsinde bu ikrarı yapacağız. E, tabii ki şeriatın zahiri bize La ilahe illallah dememize emrediyor. Fe'ale La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Esasen söz konusu değil ki yok diyelim tabi de. Ama şeriatın zahiri bize madem ki benden gayri bütün batıl ilahları nefyedin diye emretti. Biz de onun için e, yok diyoruz nefyu ispat. Nefyu ispat ne demek? Kelime-i tevhid iki kelime iki kelamdan mürekkeptir yani. Birincisinde nefi var. Yani Allah'tan gayrı bütün ilahları, batılları yok, yok olduğunu beyan var. Muhammedur Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi illallah tarafında da ispat var. İllallah tarafında ancak Allah var. Orada ispat var. Muhammedur Resulullah da da risaleti ikrar var peygamberlik müessesesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle bize şey gönderildiğini ikrar var. Onun için e, Tabii tabi ama tasavvufta öyle makamlar var. Evliya Allah'tan mesela Şibli Hazretleri falan. Zikirde sadece Allah 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 derdi mesela. Başka zikirler yapmaz. Çünkü sırf Mevla'nın zatını zikriyle meşgul olur. E, onun da delili var. O da ona da sorsa kulillah sümme fi gavdim velabun. Allah'tan sonra onları bırak oynasınlar. Yani Allah'ı tanımayanlar bocalasınlar, dursunlar. O da o delil olarak okurdu. Yani sırf Allah zikredilir mi? Tarikatlerde var ya bu Allah, Allah, Allah. Dilden var, kalpten var. tabii bazı kadiri de cehri var. Sesli de var, cemaat sesli var falan. Bunların hepsi kendine göre hak olan delilleri var. Nakşide gizlilik esastır. Ama Allah diye ismi şerif zikredilir mi? Edilir tabii. Kulillah diyor işte baksana. Habibim sen Allah de. Şimdi onun için eğer sen içinde Allah Teala'dan hmm. gayrı e, ne bileyim, e, tabii biz müminiz, müşrik değiliz, onun için putlar demeyeyim. Ama tabii kiminde kadın putu vardır, kiminde efendim para putu vardır, kiminde koltuk sandalye putu vardır, kiminde iktidar hırsı putu var, bunlar hepsi puttur. Çünkü neden? E sen madem onlara ulaşmak için Allahü Teala'nın emirlerini kırıyorsun ve yasaklarını işliyorsun, e kainat eden Allahü Teala'nın ortağıymış gibi haşa onlara muamele görüyorsun. Bunu dilinden söylemediğin için kafir olmuyorsun ama yaptığın hareketler kafir hareketler oluyor. Çünkü Allah'ın Celle Celalı mutlak kudretine inanan, için işte para için, kadın için, makam için, mevki için ne yapmaz? E, dinin imanı satmaz. Ama maalesef ee, birçok Müslüman da bu zafiyetleri görüyoruz. Onun için Eferay temel ittehede ilahu hevahu ayetinde ne buyuruyor? Öyle kullarım var ki nefsinin isteklerini ilahı edinmiş. Yani ne demek bu ayet? Nefsinin canını istediği şeyi, şeyi putu yerine koymuş. ilah yapmış diyor. Bak sana ilah diyor. Ya bu ne acayip bir şey. Batıl ilahlar diyoruz. La ilahe hiç ilah yok. İlla Allah ancak Allah var. E bunu tabii ki bir Müslüman konuşurken hiçbir put bizi yaratmadı. Hiçbir şey Allah'tan gayri tapılmaz, tapılamaz, ibadete layık değil. Manası bu bir Müslüman için. Ha Hristiyan için bu olmayabilir. O İsa da ilah der. Meryem Adem'e ilah der. Falan. Biz kafirler hakkında konuşmuyoruz. Ama bir Müslümanın manası bu. Ama Yanının istediği arzularını ilah, ilah yapanları gördün mü diyor. E bu bu hadden anlaşılıyor. E, nefsinin isteklerine takılanlar onları mabut yerine koymuş oluyor. Bunlar tapılmayı hak ediyor dese kafir olur. Onu demiyor. Ama şimdi Allah Teala'nın emriyle karının isteği, canının isteği, makam mevkinin e, istekleri, e, amirinin Ağanın paşanın istekleri çatışırsa, çelişirse sen ne tarafı tutuyorsun ona bakacaksın. Ne oldu? Ya, canının arzusunu İlahi edindiği ayetine göre. Onun için la ilahe de e, tasavvuf erbabının mülazasındaki mana bu ilahla bu, bunları da nef etmek. İllallah ancak sensin ya Rabbi senden gayrı hiçbir şey her şey senin rızana uygun olursa ben onlarla ilgi alaka kurarım. Seninle alakası olmayan efendim sana e, senin emirlerine zıt düşenleri ben terk ederim. Yani bu mana da esas la ilahe de bizim Müslümanlar için la ilahe illallah'ın manası budur. Yani Allah Teala'nın dışında nefsin ilahı gibi e, dinledikleri, itaat ettikleri, sevdikleri, takıldıkları şeyler var. Hobiler, mobiler diyorsunuz. Bazı o hobiler e, ayet hadisi bastırıyor insanlarda. Onun için onların hepsi nefs edilmesi gerekiyor. La ilahe illallah kelimeyi tevhidiyle. E, onun için burada nefi var, ispat var. Nefide, efendim, neyi nefi Allah Teala'dan gayri hiçbir şeyin ibadete layık olmadığına. E, ee, iba layık bir şey zaten ve inanmıyoruz ki olduğuna. İnanmıyorsun ama hareketlerin onu gösteriyor. Ele me'ahid lek ve abeni Adem'e. Allah tabi şeytan. Ey Adem size dememiş benim vasiyet etmemiş miydim? Şeytana tapmayın diyor Yasin'de. E şimdi şeytana tapan satanist, matanist kaç kişi var? Ama bugün Müslümanların birçoğu da fiili olarak şeytana tapıyor, fiili olarak. Çünkü neden? Allah Teala bir şey buyuruyor, şeytan bir vesvese veriyor. Adam şeytanın tarafını tutuyor. Kaç tane bugün Müslümanım diyen kelimeyi okuyan e, efendim, la ilahe illallah bağlı kalan kaç kişi var ki şeytanı tersleyip de rahmanın yoluna gidiyor? Ortalık bu? görünüyor işte meydanda. İki milyar yakın Müslümanın fullar doğru dürüst Allah'a ibadet etseler bu dünya bu kadar fesat olur mu yani? Kafirler bu kadar hakim olup? Onun için mutlaka imanımızı tasfiye edeceğiz, el sünnete göre gözden geçireceğiz, bir sağlama yapacağız. Biz neredeyi duruyoruz? Tabi tasavvuf ehlinin, Evliya Allah'ın makamları biraz bize uzak artık, zor bize. Yani biz şimdi onları mübarek laf olsun diye konuşmuyoruz aşağıda, teşvik olsun diye konuşuyoruz. Konuşmalıyız, konuşalım ama bunda tabii dikkatli konuşalım çünkü hani e, onlar. E, Hazreti Şibli'ye dediler yani sen niye kelime-i tevhid zikrinden e, kelime-i tevhid okuyor başka bir şey. Ama zikirde devamlı zikri Allah 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 hep bu zikri yapıyor. Ya yani niye sen hep bu zikri yapıyorsun? E, diyor ki ayıbın olmadığı yerde ayıp ayıp yok demek ayıptır diyor. Yani Allah'tan gayri ilah mı var ki diyor. İlah mı var ki diyor ilah yok diyeyim diyor yani. Dolayısıyla ayıbın olmadığı yerde ayıp yok demek ayıptır. Bu bir tasavvufi vicedir yöneliştir, manevi bir mülahazadır. Bunlar makam ister. Ama biz hiç olmazsa, zaten o makamlara e, ge, gelmiş değiliz. O zaman biz ne yapalım? E biz, Ya e, ilahe illallah okurken, e, hakikaten, Allah Teala'dan gayri, e, sözü dinlenilecek, emrine itaat edilecek, yasağından iştinap edilecek, kanun koyacak, şeriat vaz edecek, elçi gönderecek, hüküm belirleyecek, hiçbir irade ve kudret olmadığı manalarını bari efendim düşünerek Resul Hoca bizim hocamız la ilahe illallah günlerce mana verebilir yani. Bu de çok dururdu. Çünkü kelime tevhidi hazmedemeyenler, anlayamayanlar, kalplerine yerleştiremeyenler imanları surette kalır. Surette kalmamak için, hakikate geçmek için suret hakikatın Mecaz hakikatin köprüsüdür. Tabi illa ki başta bir sureta da olsa kelime-i tevhid okuyacak bir adam Müslüman olmak için ilk defa. Bu şart ama ondan sonra bunun manasını iyi anlayacağız ve anlatacağız ve böylece inşallah efendim bu tenzih bahsinde Rabbimizi iyi tanıyacağız. Bir dahaki dersimize kadar şimdi allah Teala'nın cismiyet ve levazımından tenzihi bu ders. Cismiyet ve levazımından ne demek şimdi bu? Cismiyet cisim. Mesela ben şimdi bir cisimim. Bu masa bir cisim. Tamam mı? arkamdaki levha cisim. Altımdaki halı cisim. Duvardaki levha cisim, cisim. Şimdi Allah Teala cisim değil. Cismiyet de yani cisimlerle uzaktan yakından alakası yok. Bir de cismiyetin levazımı var şimdi. Levazımı ne demek? Bir şey cisimse birkaç parçadan toplanmış. Bir şey cisimse onun durduğu bir yer lazım. Mekansız olmaz. Bir şey cisimse mutlaka sonradan. Çünkü bileşimleri var, cüzleri var. Bunun evveli olmaması düşünülemez. Evveli olması düşünülemez. Çünkü neden? Tegayyurata müsait. Değişikliklerin mahalle oluyor. Çünkü ona bir şey daha ekleyebiliyorsun, bir şey çıkartabiliyorsun, bölüyorsun, parçalıyorsun, kaldırıyorsun, götürüyorsun, indiriyorsun, intikal ettiriyorsun, bir yerde taşınıyorsun, taşıyorsun falan falan. Cismiyet ve levazımından bir şey cisimse bunun gereksinimleri var. Yani cisim olan bir şey mutlaka bir yerdedir. Cisim olan bir şey mutlaka sonradandır. Cisim olan bir şey sonra mutlaka bir da, zamanı gelip yok olacak. Cisim olan bir şey mutlaka eklemeye çıkarmaya elverişlidir falan falan. allah Teala'nın münezzehliği. Münezzehliğini de anlattık. Biz onu tenzih ederek terfi etmiyoruz. Şanına yakışmayan şeyleri ondan biz uzaklaştırmıyor zaten. Onu, o, şanına yakışmayan şeyler ona yanaşmadı ki biz uzaklaştıralım. Onu da güzel anlatmak istedim yani. Biz burada ne yapıyoruz? Onun o şeylerin onun zatına yaklaşamadığını ikrar ediyoruz. Bu noksanlıklar, bu ayklar zatına yaklaşamaz. Çünkü öbür türlü mana uzaklaştırma gibi teb'idullah anisu hani lukatlarda, tefsirlerde, hadislerde lukatları budur. Tenzi teb'idullah hani kötülükle ...lerden Allah'a uzak durmak. Yani şimdi bu lügat manası burada mülaza edilemez. allah Teala kötülükler, yanlışlıklar, e, zulümler, e, noksanlıklar, ayıplar e, ne zaman yanaştı ki? allah Teala var iken hiçbir şey yok idi. Şimdi allah Teala'nın zatının yanında bunlar efendim, var hükmünde değiller ki e biz bu burada Allah'a uzak tutacağız. aşağı sanki onlar yaklaşıyor biz uzak tutacağız veya bu, bu şey, kötülükleri Allah'a yaklaştırmayacağız aşağı Bizim hiçbir şey, tenzihimizin manası bu değil. Buna da dikkat edelim. Burada da yanlışlık var. Tenzihin manası allah Teala'ya hiçbir noksanlığın asla yol bulamayacağını yanaşamayacağını ikrar ediyoruz biz. Yanaşamadığını, inandığımızı, kalbimizde bu itikad olduğunu dille beyan ediyoruz. La ilahe illallah gibi. Yani Allah'tan gayri ilah yok. E zaten yani yok demeye gerek yok ama biz burada benim de itikadım budur. Kendi itikadımızı ikrar ediyoruz. Yoksa var olan bir şeyi nefretmiyoruz. Söz konusu olan bir şeyi de nefretmiyoruz. Çünkü burada söz konusu da yok. Allah Teala'dan gayri ilah olması düşünmek muhal <laughs> Düşünmek imkansız. Çünkü ikilik imkansız. İkilik olduğu anda zaten ne alem var kalır, ne düzen kalır, ne nizam kalır, ne gezegenler, ne melekler, ne felekler, ne bu şey, şu sistemi, şu düzeni görmüyor muyuz? İki başlılığın olduğu hiçbir yerde nizam ve düzen olmaz. Hele bir de iki ortak anlaşmış iyice işleri götürürlerken çocukları büyüyünce ne olur? Çocukları büyüdüğünde iki ortak, 40 senelik ortak tanıyorum. Çocukları büyüyünce ortaklıkları bozuldu. Çünkü bu sefer çocuklar birbirine girer. E sen şimdi allah Teala haşa ortak istedersen, haşa evlat istedersen, haşa eş iş e bir hanımın da bir şirkette yani senin eşinin de senin işlerine karıştığını düşündüğün zaman o da ayrı bir engame. Seyreyleye gümbürtüye yani. bu Burada küçücük bir dükkanın düzeninde bile, muhasebesinde bile bu nizamı bozar ya. Bozar ya. Her kafadan bir ses ya. E hocam sen bunları niye göre konuşuyorsun? Ya kardeşim ben ayete göre konuşuyorum. Levkane fi mahaliyetun illa Allahu lefesedede. Ben burada yorum yapmıyorum yani. Ayette söylüyor zaten. Allah'tan gayri gökleri yerleri yöneten olsa bir ikincisi olsa nizam çoktan bozulmuştu diyor. Fesada uğrarlar. O diyecek yaz olsun, öbürü diyecek kış olsun, o diyecek şu yaşasın, o diyecek şu ölsün. Böyle şey olur mu? ya? İki başlığın olduğu hangi memlekette düzen var? Hangi şirkette düzen var? Hangi vakıfta düzen var? Hangi dernekte düzen olur ya? Hangi partide pırtıda? İşte bu önümüzde görünüyor. Onun için Rabbimizin haşa bir şeriki, bir ortağı, bir zıttı, bir nitti, bir misli, bir mesili, bir küfrü, dengi falan falan düşünmek muhal. Onun için la ilahe illallah manasında ne oluyor? Ben böyle şeyin düşünmeyin bile muhal olduğunu ikrar ediyorum. Yani oluyor anladın mı? Yoksa haşa. Ne, neyi, neyi konuşuyoruz da ne vardı da neyi nefret Yok olan şeyi nefret edilir mi yani? Yok olan şey nefret edilir mi? Onun için nefsi ispat zikrini güzel anlayalım. Tenzihi güzel anlayalım. Bak bugüne kadar işte allah Teala kötü sıfatlardan, noksan sıfatlarından uzak tutmak. Ama şimdi bunun izahı var. Bu, bu, cümlenin lügat manası doğrudur. Ama bunun izahını yapmadığın zaman e, insanlar ne anlar ya? Sen demek allah Teala'yı sen şey düşün, Sahasını temiz tutuyorsun haşa. Sahasını sen temiz tutacak sana mı düştü ya? Sen onun sahasının temiz olduğunu beyan ederek e, onu zikrediyorsun. Yani. Şimdi e, İmam Gazali Hazretleri buyurdular ki Rahimullah Teala rahmeten vasa. Ve ne buyuruyor şimdi? Şüphesiz Allah Teala leyse de olmadı bir cismin. Asla cisim değildir. E efendim. Çünkü cisimse musavver olacak zaten. O onu izah ediyor. Cisim değil. E, öyle cisim ki musavverin suretlenmiş. Suret yani e, şekli var. Şekli olanın şimdi şekli olan nedir? Cisim mutlaka musavverdir. Musavver ne demek? Cisim elle tutulur, gözü görür, şekli sureti var. Şekli sureti olan da ne vardır? Çünkü en azından iki cevherden toplanacak cisim. İki cevher demek cevher ham madde. Kendi başına durabilen ham madde yani. Ee, en ufak parça diyelim. Tabi bunun atomuna gideriz. Şimdi atomu da böldük dediler. Ne, neyi bölürse ne bölsünler. En, nokta, en niatine, bir noktaya geldikleri zaman cüzüle zilate cezaya giderler. Yani artık bölünemeyecek, parçala parçala parçala, bölünemeyecek bir cüze kadar in, ineceksin mecburen. E çünkü o cüzüllezile yani parçalanamayacak kadar küçülen bir cüzün, üzerine bir cüz daha eklesin, bir cüz daha falan oldu cisim. Yani cevher. E cevher ne demek? Kendi başına durabilen bir yaratık demek. Bir ham madde. En ufak parçası. Yani varlıklardaki en ufak parça. Artık bölünmeyi kabul etmeyecek derecede. Bölündü, 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 o noktadan ileride bölünemez. O, ona ne deniyor? Diyelim ki efendim cevher deniyor. Bu cevherin ikisi üçü falan birleştiği zaman bir araya geldiği zaman terkip yani birleştirme noktasında bu ne oluyor? Cisim oluyor. Çünkü bütün cisimler, çünkü biz parçalanamayacak kadar küçük olan cücük ancak işte bu cihazlarla, aletlerle bilmem nelerle laboratuvar e, ortamında onlar gözükebiliyor. E dolayısıyla cisim değil cevher değil. Tabii ki e, bunun devamında araz da değil. E Bunları e, bunu anlamak için kısaca yani bu cevher ve araz bahsine çok girmek lazım değil ama kısaca şunu demek icap eder. Bu efendim e, mahlukat e, allah Allahu Teala'nın yarattığı şeyler iki şeyden oluşuyor. Bunların bir kısmına cevher deniyor, bir kısmına araz deniyor. Cevher dedi hani mücevher gibi zannetmeyin yani. Cevher demek kendi başına tutunabilen, durabilen madde. En ufak maddeden en büyük maddeye kadar. Göklerde cevher, efendim, atomda da cevher, mikrop da cevher. Yani neyse, kendi başına durabilen bir şey. Araz da kendi başına duramayan şey. Kendi başına duramayan mesela renk. E sende, yumuşaklık. Sen bana bir yumuşaklık göster. Bana yumuşaklık şeyini gösteremez. Ancak yumuşak bir şey de gösterirsin yumuşak bir şey. Nedir o? İşte eline alsın böyle e, pamuk. Pamuk nedir? Buna dersin ki yumuşak. Bunda da var? Yumuşaklık var. Ama bana bir yumuşaklık göster. Ben sana yumuşaklık gösteremem. Ya pamukta gösteririm, ya hamurda gösteririm, ya çamurda gösteririm. Sertlik. Sertlik ben sana sertliği nerede göstereceğim? Ya tahtada göstereyim, ya taşta göstereyim, ya kütükte göstereyim yani. Anladın mı? Renkler de böyle yani. Şimdi sarı sarıdır yeşildir tabii bir de renklerin ana renkler var bir de ondan sonra katma karıştırma renkler var ama renk yani renk arazdır şimdi rengi sen ne, ne yapıyorsun ya duvarda gö göreceksin ya masada ya kasada yani R rengi rengi e, bir şeye sürmeden yani renk diye bir şey yok ki o zaman ne yapıyorsun e, boyada gösteriyorsun e, boyada bir boyanın şeyi de cevher onun da ham maddesi var onda ne var su var bilmem ne var onu da bir, bir şeyle karıştırarak yapıyorsun yaptığın şey o rengi göstermek için yaptığın şey yine cevhere dayanıyor. Şimdi cisimler yani yaratılmışlar hepsi e, ya cevherdir ya arazdır. Arazlara direktman cisim denmiyor. Efendim çünkü arazlar mutlaka bir cevherde tezahür eder kendini gösterebilir. İşte demin dediğim yumuşaklık gibi, sertlik gibi, sarılık gibi, yeşillik gibi şeyler mutlaka bir şeyle duracak. Kendi başına duramaz yeşil diye bir şey böyle göremezsin illa bir şeyde göreceksin onu. E, mavi bulut yani en yani, havada bile mavilik var. <laughs> mavilik var. Ya bulutta görüyorsun onu ya gökler mevcud mekfuf bir dalga yani e, şeydeki ne diyorsun o da bir sistem o. Gök, gökler arasındaki feza boşluktaki yine onun bir maddesi var. O maddede o tezahür ediyor sana. Yoksa renk olarak direkt mavi renk olarak gözükmüyor sana. Onun bir altı var. Neden mavi çünkü ondan sonra bir de bakıyorsun karardı. E çünkü mavi nereye gitti? Karardı. Çünkü bulut geliyor. İlla bir cisim yani orada gördüğün bir şey başka bir e, cisimle cevherin gelmesiyle renk intikal ediyor. Yani rengi değişiyor. Bir de, hava karardı diyorsun. Hava sarardı diyorsun. Yani hava mas mavi diyorsun falan falan. O zaman cevher ve arazi bu şekilde anladığımız zaman şunu biliyoruz ki Allah Teala ne değildir? sureti olan bir cisim değildir. Böyle cevherin cevher de değildir. Cevher dediği mahdudin hudutları olan mukadderin başkası tarafından takdir edilip ayarlanan. efendim şimdi bu alemdeki her şey Allahu Teala'nın tahtidiyle, takdiriyle, ölçmesiyle, biçmesiyle, ayarlamasıyla. İnna kulli şey'in halak ne bi kader. özel şey kaderle, miktarla halk Şimdi burada ne var? Allah Teala'nın her şeyde takdiri var. Göklere bir sınır çizmiş. Ona o sınırda tutuyor. Boyu, eni sınırlamış. Yerlerin sınırını belirlemiş. Denizlerin sınırını belirlemiş. Göllerin sınırını belirlemiş. Benim sınırım zaten belli. bir metre bir 65 santim tamam. Ondan sonra enin belli, boyun belli. Şu alemde yaratılanların, gördüğümüz, görmediğimiz bütün mahlukatın hepsinin nesi var? Hududu var. Sınırı var ve bir ayar içinde. Eşşem sül kamar <laughs> bir Güneş ay hesapla beraber. Efendim. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. <laughs> Allah'ın da her şey bir miktar ve ölçüyle. Ama şimdi Allah Teala kim takdir etmiş haşa. Evveli yok. Her şeyi o ayarlıyor. Hududa girse, sınıra girse, ölçüye biçime girse demek evveli var. Çünkü neden? E bir noktada o o sınırları çizildi. Ondan evveli yoktu. Veyahut vardıysa da o sınırda değildi. Şimdi buna intikal etti. Dönüşüm değişime tabi oldu. Bu da nedir? Sonradan olma alameti. Sonradan olan ilah olmaz. Yani ilah hakiki ise sonradan değildir. Sonradan değilse kimse ona müdahale edemez. Çünkü evveli yok. Ondan evvel bir şey yok ki ona müdahale edecek. Anladım. Suretli bir cisim değildir. Çünkü cisim olduğu zaman en az iki cevherden yani kendi başına duran iki maddeden en ufak maddelerden tut en az yani bunu en azı iki maddeden birleşecek ki efendim ne olsun cisim olsun. Tek kalısa ona cevher denir. Ama cisim denmez. Cisim olması için en az iki cevher bir araya gelir. Buna terkip denir. Terkip bileşim. Bir şey bir şeyle bileşirse ondan sonra ne oluyor? O cisim haline geliyor. Çünkü o zaten o ancak uzumad görülebiliyor, şey edilebiliyor yani laboratuvar ortamının dışında da izlenebiliyor, takip edilebiliyor bunun vasfı nedir? Cismin vasfı nedir? İki cevherden en az, en az. Mürekkep olan, bileşimi olan bir maddenin, bir varlığın vasfı nedir? Niteliği nedir? Şanı demek niteliği nedir? Tasvir ve terkiptir. Bunda ne var? Bileşim var. İki ayrı şey birleşmiş, bir araya gelmiş de üç ayrı şey, beş ayrı şey neyse olmuş. İki, bunun sureti var. Sureti ne var? görünen şekli var ama tabii şimdi gözle görülmez. Başka bir cihazla görülür. İlla görülüyor bu zaten gör, görülemiyorsa, hiçbir cihazla da görülemiyorsa yok demek o. Yani yoksa görün. var olan şey görülüyor. Ha bu da e, cinler var. E, cinler var görülür, <laughs> gören var. Melekler var görülüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Şimdi senin bir şey görmemen de o şeyin yok olmasını iktiza etmiyor. Şuradan bir ışık özel noktaya serdi mi? Efendim bir güneş vurduğu zaman camdan içeride ne kadar toz duman görüyor. Normalde o ışık yokken o tozlar görünmüyor. Halbuki onlara yok diyebilir misin? Diyemezsin. Senin onu görecek vesilen yok, vasıtan yok. Çünkü onu görecek imkanın olduğu anda sen de onu görüyorsun işte. Bundan dolayı güneş ışığında görülen tozlar görüldüğü zaman bunlar burada yoktu da güneşle geldi diyemezsin. Bunlar zaten burada vardı. Güneş ışığı bunları bize gösterdi oluyor. Onun gibi olan şeyler. Hacı cinler dolu. Hadis-i söylüyorum. El işte gece namazı kılan sesli okusun kıraatını. Tabi milleti de uyandıracak kadar bağırma lüzum yok. Fe <laughs> innel Melekler ve evi mamur eden, yani herkesin evinde ocağında orayı mamur eden diğer varlıklar da var. İşte cinler falan. E bunlar da diyor Müslümanları yesteme ila kıraati ve Onun kıraatını, Kur'an'ını dinlerler, namazına uyup cemaat olurlar diyor. E bu hadis-i şeriftir. Ali babam da bunu yazdık. ki kendi musafına. Dolayısıyla bir şeyin görülmemesi o şeyin yok olduğunu iktizatlar. Ama bir şey varsa, mevcutsa efendim, tabii ki cinler de araz değil yani. Cinler de cevherdir. Cevher ne demek? Kendi başına duran varlık o da. Ha bir şekle girmeden görünemiyor diye bir şey yok. Onun da şekli sureti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü görüştü. E, şu anda da görüşen gören insanlar da var. Seni görmen yokluğunu icap etmiyorum. Onun için Allah Teala surete sureti kabil sureti olan bir cisim değil. Yani cisim hiç değil. Bu ne demek? Sureti olan cisim değil de sureti olmayan cisim demek değil haşa? Allah Teala cisim değil. Neden? Çünkü sureti yok. Ş şekilden münezzeh. Tamam mı? Cevher bela cevher. cevher değil. Niye cevher değil? Cevher ne biliyor musun? Cevher bir boşluk dolduran. Cevherin tarifini yapıyorum. Cevher bir boşluk dolduran dolayısıyla bir yer işgal eden yani. Dolayısıyla hudutları ve sınırları olup altı cihetle sınırı çizilmiş olan. Şimdi ben cevherim, cisimim. Bu şey masa önümdeki cevher cisim. Bu saat cevher cisim. Bu sarvacı. Neden? Cevher cisim. Boşluk dolduruyoruz. Bak bu burada şimdi bir şey ne kadarsa metresi santimi o kadar bir boşluğu dolduruyor. Ben oturduğum yeri şu anda durduğum yeri dolduruyor. Adam ölüyor kabirde. İşte adama en azından <laughs> sığacak kadar bir yer veriyorlar. Orada bir boşluk dolduruyor. Ölüsü bile boşluk dolduruyor. E boşluk doldurduğun noktada ne oluyorsun? Mahdut oluyorsun. Doldurduğun boşluk seni sınırlıyor. Çünkü sağımdan sınırım belli, solumdan sınırım belli, önümden belli, arkamdan belli, üstümden belli, altımdan belli. Şu anda ben e, burada bir boşluk dolduran cisim olmama sebebiyle ki sen de öylesin. Altı cihetim, sınırım belli benim. Cevher değil. Çünkü cevher olunca mahdut olur. Mahdut demek sınırlı. Bir yer dolduruyor, doldurduğu yerle sınırlanmış oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Mukadder. Mukadder ne demek? Başkası tarafından ayarlanmış, takdir edilmiş. Şimdi benim şeklimi, şemailimi, boyumu, bosumu, gözümü, kaşımı, her şeyi takdire tabi. Beni bir, bir bir irade, bir kudret takdir etmiş, ayarlamış, ölçmüş, müşmüş, bana bu ayarlamamış. Bana bunu seçim hakkı verip de şöyle mi olasın, böyle mi olasın da sormadılar. Ve hiçbir yaratık da, hiçbir yaratılmış da kendi şekli hakkında bir tercih kullanamadı yani. Dolayısıyla her şey bir ayarlayıcı olan yüce zat tarafından takdir edildiği için mukadder oluyor. O zaman allah Teala cisim olamaz. Çünkü neden cisim olursa şekli olur. Efendim ne olur? Birkaç şeyden birleşmiş olur. Haşa. Birkaç şeyden birleşirse ne olur? O şeylerin birbirinden ayrılması yine mümkün olur. Birleşen şey ayrılmaya da tabi. Ondan sonra ne olur? Sınırı olur. Ondan sonra başkasının ayarlamasına tabi olur. Ondan sonra efendim e, intikale a, gelmeye gitmeye efendim müsait olur. E bunlarda ne mani var? E bunlarda şu mani var. Böyle olan şeyler bir başka şeyin etkisinde kaldığı sabit olur. Başka şeyin etkisinde kalan da ne yapamaz? O şeyin etkisinden ebedi çıkamaz. Çıkamayınca da ne olmaz? Kadim olamaz. Çünkü evveli olmayan bir varlık hiçbir şeyden etkilenmeyen demektir. Ama bu madem birleşmeye müsait, ayrılmaya müsait, içtimaha müsait, teferruka müsait, intikale müsait, ayrıl taşınmaya müsait, sınırlarını değiştirilmeye müsait, oradan al oraya koy yani, uzamaya müsait, kısamaya kısalmaya müsait. Bu ne demek? Her şeye müsait olunca, bunun üzerinde ne var? Bir zatın da ayarlaması var, planlaması var, takdiri var. O zaman ne oluyor? E demek bunun başı var, başlangıcı var. Bu sonradan olmuş her şeyde değişebiliyor. E Allah teala kadimse evveli yok evveli olmayan bir zata nasıl cisim diyeceksin, Cever diyeceksin, araz diyeceksin, sınırı var diyeceksin, sureti var diyeceksin, şekli var diyeceksin, haşa hakeller Bunu dediğin zaman ne oluyor? Allah Teala'nın da e, haşa zatı hakkında, sıfatları ve fiilleri hakkında başka bir etkiler söz konusu oluyor. O zaman o ilah olamaz. Bizim inandığımız, bizim ibadetimize layık olan, bizim tapınmamızı hak eden zat kadimdir. Ona hiçbir şey tesir edemez. Her şeyi o etkiler. O hiçbir şeyden etkilenmez o zaten öyle olmasa olamaz. Madem ilahtır, hiçbir şeyin de değildir. Her şeyi etkileyendir. Kadimdir, evveli yoktur. O zaman nasıl bu gibi değişikliklere, hadis şeylere, sonradan olan şeylere efendim müsait olacak? Veya veya değişikliklere müsait olan hadis şeylere mahal olacak. Onlara mahal de olamaz. Yani kendisinde bulunan hiçbir sıfat, hiçbir fiil de sonradan olma şey, şeylerin levazımına müsaade olmaz. Sonradan olan bir şeylerin efendim sonradan olan şeylerin ge gereksinimi olan işte intikaller, ayrılabilmeler, birleşebilmeler, değişikliklere müsaade olabilmeler Allah Teala sıfatlarında da söz konusu değildir. E i̇şte biz 13. ki Allah Teala ezelden her şeyi biliyor. Allah Teala'nın zatı nasıl ki sonradan olan şeylerle şey, alakası olmaz, e sıfatlarının da olmaz. Çünkü neden? sıfat zattan ayrılmaz. E sen ilim sıfatında değişiklik olur dedim mi? Değişikliğe maruz olan, sonradan olan şeye maruz olan bir sıfatı Allahu Teala'ya ait kılamasın. Kıldığın anda ne oluyor? Allah Teala hadis olmuyor ama mahallel-il-havadis oluyor. Sonradan olan, değişikliğe maruz olan bir sıfatın mahalli oluyor. Sıfatın sahibi oluyor diyeyim sana ha. Sıfatın sahibi oluyor. Bunu bana dersin. Çünkü benim zatım da hadis, sonradan. Sıfatlarım da devamlı değişikliğe ve fiillerim devamlı değişikliğe tabi. Ama kadim olan bir zaten böyle bir sıfatı da isnat edemezsin. Madem Allah'ın ilim sıfatı varsa o ilim sıfatı da değişkenliğe uğrayamaz. İşte kader dediğimizde ezelde her şeyi bilmesi. Bunu yazmış yazmamış alın yazısı var mıymış yok muymuş. E Allah biliyorsa zaten daha bilmesi tartışılamıyorsa daha ne konuşuyorsun yazmış mı yazmamış mı yani. Bildikten sonra yazsa da olur yazmasa da olur. Yazdığını beyan ediyor. levh i yazdım. Ama levh-i mahfuzda diyor. Meleğe onu gösterim diyor. Sonra bakarsa adam sadaka verir diyor. Ömrü 40'tan 60'a çıkarım diyor. Halbuki ben evvelde biliyorum onun diyorum verip vermeyeceğini. Ama melek diyor önce 40'ı görür. Sonra 40 silinir 60'a çıkar. Melek de şaşırır. Allah Allah diye. Çünkü ne de? E ben ama benim ilmim değişmez diyor. Ve'in devun mül kitap. Yevhullah maaşa vismit devu mahfuzdan. Meleklere verdiğim nüskalerden, dosyalardan, berat gecesi falan verdiğim şeyden. Kimini silerim, kimini bırakırım. Ama ve inde kitap. Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Buraya Kurtubi, Ali'ül Kar ve sel birçok ulema ilmi ezeli manası veriyor. Bütün kitaplar levh-i mahfuzda 104 kitap kullara inen olsun. Levh-i mahfuz olsun. Levh-i mahfuzda meleklere verilen bütün yazılar olsun. Hani kaderler yazılar bir senelik, kaç senelik seneden, seneden seneye berat gecesine verilen bütün mahlukat hakkındaki yazılar olsun. Bu kitap yani yazılar demek. Bu yazıların aslı İlmi ezelidir. Onda mahbu ispat yok diyor. O değişmez diyor. Çünkü neden? Değişiklik sonradan olma belirtisidir. Değişikliğe maruz kalan her şey hadistir, sonradandır. allah Teala'nın ilmi zatı gibidir. Sıfat zattan ayrılmaz. Zatının evveli yok. Zatı değişikliklere maruz değil. Sıfatları da ondan ayrılmadığı için sıfatlarında da tegayyurat, intikalat, değişim, dönüşüm asla olamaz. Bu kadar basit. Yani anlatmaya çalıştım size. Tamam mı? Cismiyetten uzaktır. E ona onun için cevher de denmez, bir şey denmez. Kurban oldum. Ama Hristiyanlar niye kafir oldu? Diyorlar ki üç tane ökunum var. Ekani miselase. Bunlar Allah'ın kadim olan zatına zatıyla birleşmiş. Ya İsa Aleyhisselam'ın doğumluğu olsa işte miladi takvim 2000 ee, ne oldu şimdi işte 2018'e mi? Ben Hicri'yi daha çok biliyorum da bu miladi karıştırıyorum. 2018'e mi girildi? Yani şimdi e, 2018 sene evvel İsa yoktu ya. Sonradan yarandı. 2018 olsun, 4018 olsun yani. Sonradan yaratıldığını herkesin kabul ettiği, bir anadan doğduğunu herkesin kabul ettiği, yemek içmekten münezzeh olmadığı, yediği içtiği, büyük abdest küçük abdest yaptığını herkesin kabul ettiği bir e, Nebi-i tabii, yüce bir peygamber. Allah Teala zatıyla nasıl ittihat eder? Nasıl birleşir? Nasıl hülül olur? E şimdi Hristiyanlar niye kafir oldu? Bunda Fakat keferallezine galib İnnallâhı sehalizü selâh Üç tane ilahlık var. Bunların Allah üçüncüsüdür. Niye? Tamam Allah ilk varlıktır. ilk ilahtır ama sonra bir eş ittikaz etti. Ona da ilahlık bahsi verdi. Sonra bir de çocuk edindi ondan. Ona da ilahlık bahsi verdi. Üç hükmüm var. Bu üçüncü hükmüm değişiyor bazı taifelerinde. Hristiyanlar tavaiftir. Taife taife. Bir kısmı der ki üçüncü hükmüm ruhul Kudüs'tür, Cibril'dir. Bir kısmı da Meryem Validemiz'in haşa zevcesidir, haşa. E şimdi sen burada diyorsun ki Allah Teala'nın zatı kadimdir, evveli yoktur. Allah Teala'nın e, efendim sureti yoktur, haddi yoktur, nihayeti yoktur. Efendim, tak... E, mukadderli takdir edilmişti. Kimse tarafından etkilenmesi yoktur. Yoktur, yoktur, yoktur. La ilahe illallah. La ilahe tarafı nefi tarafı. Şimdi bir bunlar hepsi nefi ediyorsun, ediyorsun. Zaten mabudun bir hak olan zatta bu, bu şekil inan, inanması gerekir. O zaman nasıl diyorsun ki sonradan yara, yarattığı bir çocuk onun zatıyla birleşti. Ondan sonra o ne oldu? Ona da ilahlık geçti. Eşine de geçti. Üç tane ilahımız var diyor. E bu nasıl kafir olmaz? E şimdi bir de o artısı da var. Papalara da geçiyor bu iş. Yani şu anda Hristiyanların bir kısmındaki ekseriyetidir. Vatikan papalığında e, Papa denilen mahluk e, allah Teala'nın zatıyla ittihadı var. Hulul ve ittihadı var. Yani birleşmiş kabul ediliyor. Ya birleşmiş kabul ediliyor. Ona ilahlık parçası veriliyor. E böyle ittikadı olanlar, bu. taifeler var senin zaten. Nasıl olacak? Ondan sonra geçenki Papa etti. Yani böyle ilah, ilahlıktan falan istifade... Bu mi? Kaymakamlık mı ya? Nasıldır bu şey? Emniyet müdürü müsün? Nereye istifade ediyorsun ya? Yani onun için e, böyle bir saçma sapan itikatlarını bozdular. Tabii Hristiyanların da itikadını bozan Yahudilerdir. Ayrı dava. Yahudiler onları. Onun da bir uzun kıssası var. Yahudiler onları e, üçe böldüler zaten. Ondan sonra üçün içini de kaç? Otuza böldü. Hristiyanlar <laughs> da dinini bırakmaz. Madem ben dinsiz oldum dediler, kendi dinimizi değiştirdik, senin de dinini bozacak. Onun için Rabbimizi iyi tanıyalım. Kurban olduğum Allah'ım, kafirlerin ispatlarından münezzehtir. Münezzeh olduğunu da biz ikrar ediyoruz. Evet. Ben mübarek Ve ennehu teala, Allahu teala, la yumatilü benzemez, el etsame cisimlere, ha, cisim değil ama Cisimlere benzer mi? Asla benzemez. Be benzer mi? Çünkü neden? Cisme benzeyen be cisim mucide muhtaçtır. Kendisini var edene muhtaçtır. Tamam mı? Onun dur dediği yerde duracak. Onun e ölçü verdiği ölçüde kalacak. Eni boyu bilmem nevi sınırı belirlidir. E Allah Teala cisimlere benzerse haşa iftikar ve ihtiyaç e hasıl olur. Onun için asla cisimlere hiçbir bakımdan benzemez lafit takdir ne efendim miktar kabul etme bakın çünkü miktar demek miktar ölçü demektir. Bütün cisimlerin bir ölçüsü vardır. Nasıl dedim dedimse benim elim boyum gibi işte masanın sandalyenin bütün gördüğümüz cisimlerin ölçüsü vardır. Bu da ne demektir? Onlar tenahi kabul eder. Yani parçaları vardır. Parçalara bölündüğü, böldüğün noktada e, sonu vardır. İnkısamı kabul eder. Yani bölünmeyi kabul eder. Bunlar o zaman sonradan olma alametlerdir. Allahu Teala ise kadimdir. Kadim olduğu için onda sonradan olma hiçbir belirtisi olamayacağından cisimlere hiçbir yön lafit takdir efendim bir e, sınıra girme miktar kabul etme. Miktar ölçü kabul etme yani. En, boy, cihet, yön kabul etme hususunda da benzemez. Ve lafi kabulil inkısam cüzlerin ve parçalarının bölünmeyi kabul etmesi olur Çünkü cisimse cisim miktarı kabul eden ve bölünmeyi kabul eden şeydir. Her cisim bölünebilir. E çünkü en azından iki cevherden mürekkepse birini birinden ayırırsın en, en azından. En azı iki cevher olduğuna göre birini birinden ayırdığın zaman işte ne oldu? Bölünmeyi kabul etmiş olur. Bu da sonradan olduğunu alamet olur. allah Teala e bunları kabul ediyor. Ve enne Teala, allah Teala bir cevherin Allah Teala cevher değildir. Cevher e, değildir ne demek? Mat yani e, demin ne dedim? Cevher e, bir boşluk dolduran varlık. Boşluk dolduran bir varlık olunca ne oluyorsun? Doldurduğun boşlukla sınırlanıyorsun. O doldurduğun boşluk kadar yani ne kadar yer işgal ediyorsan altı yönden sınırlanıyorsun. Her şeyin enin boyun belli oluyor. gramın belli oluyor. Haşa kele Allahu Teala böyle de e, cevher değil. Ve la tehullu. Hulul edemez, nüfuz edemez hu onun yüce zatına. El cevahiru. Cevherler onun zatına ne yapamaz? Hulul edemez. Yani hiçbir madde sonradan yaratılan mahluk onun zatına yol bulamaz. Çünkü cevher ne demek? Devamlı ya hareket eder, ya sükun eder, ya durur, ya içtima eder, başka parçalarla birleşir, ya iftirak eder, Efendim bazı parçaları kendinden ayrılır bütün bunlar sonradan olan yani başkasının etkisi altında olma belirtileridir. Onun için Allahu Teala ne olmaz cevherlere e, mahal olmaz. Yani cisimlere mahal olmaz. Kendi cisim değil. Cisimlere hiçbir bakımdan benzer değil, benzerliği de yok. Cisimlere mahal de olmaz. Ya yani tamam cisim değil ama bir cisim ona ulaşabilir, yerleşebilir, zatına girebilir, zatıyla birleşebilir. Kim dedi bunu? E kim dedi demin anlatıyorum Hristiyanlar dedi işte daha. İsa Selam cisim değil mi? E cisim ne oldu? Allah birleşti diyor. Meryem Validemiz Allah Allah birleşti. Ruhul Kudüs, Cibril Allah Allah birleşti. Üç hüknum var, üç ilah var. Ne oluyor? Allah Allah ittihat etti. İttihat birleşme, hulul bir nüfuz etme. E, İsa Selam cisim, Meryem Validemiz cisim. Nasıl cisimler ona hulul edecek? Onu söylüyor, anladın mı şimdi? Ve la bi arazın. Araz da değildir. Araz ne demek? Araz demin anlatım işte. Renkler arazdır. Yani hiçbir rengi bir mahalli yeri olmadan bir rengi gösteremiyorsun. Yumuşaklığı gösteremiyorsun. Sertliği gösteremiyorsun. Bunlar bir takım itibarlar ve mefhumlardır. Mutlaka e, kendi başına duran bir e, varlık ile gösterebiliyorsun onu. Öyle de bir şey değildir. Haşa kella. Ve la tehüllu. <laughs> <laughs> allah Teala'ya hulul edemez. Yani nüfuz edemez. Ee, ne? El arazu arazlar, arazlar ona hülül edemez. Ee, yani kendi başına duramayan diyelim işte yumuşaklık gibi, sertlik gibi, işte efendim renkler gibi vesaire itibarlar da Allahu Teala'ya asla nüfuz edemez, e, hülül edemez. Dolayısıyla efendim e, zaten cisimlerdendir, cisim değil, cismiyetten münezzeh, cisimlere benzemekten münezzeh zaten cisim olmayınca efendim cevherden de münezzeh, arazdan da münezzeh. Yani çünkü bunların hepsi sonradan yaratılan e, efendim şeylerdir. Sonradan yaratılan hiçbir şeyin Allah Teala'nın zatıyla birleşmesi ve ona nüfuz etmesi ve sirayet etmesi e, söz konusu değildir. Böyle inanan da Müslüman değildir. Ehli sünnet icma etmiştir ve ittifak etmiştir. Allah Teala bütün suretleri, şekilleri cisimleri, cevherleri, arazları yaratandır. Dolayısıyla onun evvel yoktur. Yarattığı her şeyin başı ve başlangıcı vardır. Allah Teala suret sahibi değildir. Bu dolayısıyla hiçbir şeye benzemez. Zaten bu da Kur'an-ı Kerim'de son noktayı koymuş oluyor. Şimdi cevher değil, araz değil. Neden? Allah Teala ve sıfatları dışında her şey mahluktur. Bir defa bunu kaideyi külliye olarak tespit edelim. allah Teala'nın zatı ve sıfatları dışında her şey yaratılmıştır. Arş yaratılmıştır. Kürsü yaratılmıştır. Melekler yaratılmıştır. allah Teala mahluk değil haşa yaratılmamıştır. Sıfatları da mahluk değil haşa. Çünkü sıfatları zatından ayrılmaz. Onun varlığıyla beraber ilim sıfatı da hep onda vardır. Onun için de değişikliğe de tabi değildir. Şimdi hal böyle olunca Cevherler de yaratılmış, arazlar da yaratılmış. Arazlar, renkler, tat. Bana bir tat göster. Tat tattır yani. Bana bir tat tattırsana ya. Bana bir koku koklatsana. Nasıl bir koku? Hiçbir cisimle alakası olmayan şöyle ortadan bir koku kokla. İlla ki ya rayhan koklatacaksın ya gül koklatacaksın ya şey. Yani bir cisimde oluyor. Koku araz bir mefhumdur. Kendi başına koku diye bir şey yok. Tat. Neyin tadı? Yani ya toprak da olsa <laughs> toprağın tadı. Yani ekmeğin tadı. Bu da elle tutulan gözle göre İlla bir cisimle, cevherle o tat kaindir. Yoksa tat mefhumunu bana efendim tadı olan bir şey bulmadan bana bir tat tattıramazsın yani. Koku da onun gibidir. Tamam mı? Sıcaklık. Sıcaklık ile ya odun yanacak ya kömür yanacak ya bir şeyse şey. tohka <laughs> sıcaklık ya güneş ışığı ısıtacak. Sıcaklık diye bir şey göster, soğukluk diye bir şey göster. İlla sebeplerle değil mi? Ondan sonra efendim bana bir birleşme göster, ihtima göster, bir ayrılma göster. Nasıl göstereceksin? Ya bu tahtadan parçalar yapacaksın iki tahta çekeceksin ya da ikisini birbirinden ayıracaksın. Ben sana bir cüzlerin birleştiğini göstereceksin. Öbür türlü ortada bana nasıl göstereceksin bir şey? Birleşme ne demek yani? Ne neyle birleşir? Bir şey bir şeyle birleşirse ihtimal olur. Dolayısıyla bunlar araz şeylerdir. Hareket, sakinlik. Sakinlik nasıl gösterebilir? Ben burada oturuyorsam adam sakin dersin. Araba duruyorsa araba duruyor dersin. Hareket gösterdiği zaman ya araba hareket edecek, ya insan hareket edecek, ya böcek hareket edecek, ya sinek hareket edecek. Hareket araz bir mefhumdur. Bir varlıkta gösterebilirsin. Durmak, bir var olanın duruşuyla durma mefhumunu gösterebilirsin. Bunlar araz şeylerdir. Anladın mı? Efendim. E dolayısıyla bir cihette olmak. Bir cihette olmak için mutlaka bir varlık göstereceksin. O varlık işte burada şimdi bu duruyor. Bu nerede duruyor abi? Ben burada durduğum o zaman. o zaman Bana göre bu benim önümde duruyor. Öbürü sırtını dönerse onun arkasında duruyor. Anladın mı? Mutlaka ba bazı varlıklar olacak ki bu o varlıklara göre bu da yön alacak yani. Yön alacak. cihete cihetle iktisas. Hepimizin bir yön bir yöndeyiz. Ama varlıkta gösterebiliyorsun onu. Yoksa efendim bir şey olmadan o cihette ona göre söz konusu olmuyor. Hiçbir şey var olmadan neyin önü neyin arkası yani. Her şey bir şeye göre önde oluyor arkada oluyor. Dolayısıyla bunlar araz mefhumlardır. Bunların hepsi arazlar mutlaka cevherlerde gösterilebilir. Cevherler kendi başına durabilen en az iki parçadan birleşmesi gereken varlıklardır. Bütün yaratıklar mahlukatın tamamı cevherler ve arazlardan ibaret. Bunların hepsi de mahluk olduğunda sonradan yaratılmışlardır. Bunların hepsinde değişiklik olur, intikalat olur, dönüşüme tabi olur. Bunların hepsi zamanla, zeminle, anladın mı sen? Gider, gelir, ayrılır, birleşir, büyür, küçelir, uzun, canlıysa ölür. Anladın mı? Doğar, ölür. Başı bellidir, sonu bellidir. Hududu vardır, sınırı vardır takdire tabidir, mutlaka miktarlıdır, ölçülüdür, sınırlıdır. Sınırsız hiçbir mahluk yok. Namutenahi, sonu olmayan hiçbir mahluk yok. Her arş diyorsun, alemleri kaç kat katlamıştır? Arşın da başı vardır, sonu vardır. Tamam, göklerinde başı vardır, sonu vardır. Bittiği bitiş noktası var. Çünkü başlangıç noktası vardır. Çünkü sonradandır. Onları yaratan Allahü Teala'nın başı yoktur, Başlangıcı yoktur. Dolayısıyla başı başlangıcı yok demek hiçbir şeyin etkisiyle var değildir. Zat, varlığı zatındandır. O zaman da son, sonu olacağını düşünmek muhaldir. Çünkü onu sonlandıracak bir irade yoktur. Küllü men fân. her şey fanidir. Çünkü neden? Her şeyi ben yarattım, yok edeceğim buyuruyor. Yaratan iradenin başı yok, sonu yok. Ama her şeyi sonlandıracağım dediğinde o tektir. Nazir yoktur, misli yoktur. Dolayısıyla cisim olamaz, ceher olamaz, araz olamaz. Yani olduğu kabul edilemez yani. Olduğu haşa itikat edilemez. Çünkü bunlar hep değişken varlıklar sonradan olmuş şeyler. Sonradan olmuş şeyler reait sıfatlar levazımı yani. Cismiyetin levazımı dedim ya dersin başında. Cisim olmak bunları iktiza eder. Cisimse başı vardır, sonu vardır, eni vardır, boyu vardır, ölçüsü vardır, ayarı vardır. Devamlı değişmeye müsaittir. O zaman bu da Allah Teala'dan son derece efendim uzak olan sonradan olan şeylerin e, levazımatı da e, Allah Teala'ya asla yaklaşamaz, e, yanaşamaz. <laughs> Hal böyle olunca bel hatta la yumaziru Allah Teala hatta daha ilerisi ne cevheri ne cismi ne arazı diyor. İşi daha da öyle ileri götürüyor la yumatilu benzemez mevcuden hiçbir var olmuşa benzemez. Ve la benzemez hu ona mevcut. Hiçbir mevcut da hiçbir varlık ona benzemez. Onun yüce zatı da sıfatları da hiçbir varlığa benzemez. Bu hususta son noktayı Rabbim koydu. Leyseke bizli şey Şura suresi 11. ayet kerimesi Tenzih sıfatlarında bu had bütün tenzih sıfatlarında e, delilimizdir. Bize kaideyi külleye örmektedir. Onun misli hiçbir şey yoktur. Şey ne demek? Var olan demek. Kökler, ağır, kürsü, melekler, felekler, bizler, bütün yaratılanlar hepimiz şeyiz. Cemisi yani çoğulu eşya. Biz Türkçe'de işte tabak, çanak, buzdolabı, çamaşır makinesine eşya diyoruz. Halbuki eşya var olanlar. Tabii onlar da eşya. Varsalar eşyadırlar ama... Ee, yani esas manası ve mefhum itibariyle şey var olana derler. Eşyada varlıklar yani mevcudat var olanlar. Var olanlardan hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Bak kemis değil diyor. Neyse neyse kezati şey deseydi yine mana anlaşılacaktı. Neyse misli şey deseydi yine mana anlaşılacaktı. Ne koydu oraya? Hem kaf koydu hem misil koydu. Hem kaf koydu hem misil. Niçin koydu? Tekiden. Ne demek? Onun ona benzer hiçbir şey yoktur, yoktur. İki yoktur çıkıyor orada. Misli yoktur, yoktur. Çünkü kafla beraber benzeri yok. Misilde de benzeri yok. İki tane benzerlik yani oradaki nefi tekitli te, nefide. Onun benzeri hiçbir varlık yoktur, yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla vela ve misli şey yüce zatı da hiçbir şeyin misli değildir, mesili değildir, eşi değildir, naziri değildir. Haşa ve kella tebareke ve teala. O zaman ne yapacağız? Kaide-i külliye bize e, Evliyaullah Şah Nakşibendi Hazretleri olsun. Ondan evvel e, büyük veliler olsun. Yani tabi onu e, Zünnûn-u Mısri'den naklediyor kitaplar. Ama biz e, İmam Risale-i Kuşeri'yi, İmam Kuşeri'yi naklediyoruz, onun zünnundan. Fakat e, tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin beyanıdır. İmam-ı Hazretleri, İmam Hazretleri onun zünnunu musliden demek ki şey yapmamıştır. E, veyahut da bilse de şah Hazretleri'nin e, nakli onu etkilemiştir. Ne buyuruyor? Çiştiye Tarikatı'nı bitirmiş, Kadiriye'yi bitirmiş, Sühreverdiye'yi bitirmiş, Kübreviye, bütün tarikatlardan seri i bitirmiş. Sonunda Nakşib Tarikatı'na girdiği zaman Muhammed Bâkı Bilal Hazretleri'nin e, tabii Buhara'dan gönderilmesiyle manen zaten yetişmiş bir ateşlemeyi bekliyor. İmam-ı Rabbani yetişecek. Sen büyük bir zat yetiştireceksin dedi. Ondan sonra şeyhi efendim e, Hacekil Emkeneki Hazretleri Derviş, Derviş Muhammed Hazretleri'nin halifesi Emkeneki Hazretleri efendim Semerkant'ten Buharadan Bukhara'dan gönderdi. Muhammed Bakibili Hazretleri'nin memleketi değil Hindistan'a. Esas o Afganistan'a. Kabil'i gönderdi onu oraya. İmam Rabbani Hazretleri de onunla buluştu. Hacca gidiyordu. Sonra bir baktı böyle bir zat gelmiş. işte hacca bile gitmeyi bıraktı. Çünkü neden? Yani şu anda Mevla'yı bilmek bulmak lazım. Evvela Mevla'yı almak lazım. Ona intisap etti. Sonra ne dedi? Nakşibendi Hazretleri'nin şu sözünden dolayı. Ben dedi İmam Rabbani gibi işte hani ta, tabiri demeyelim şimdi. O, böyle büyük balık hani. Böyle onu avlamak tavlamak kolay mı? Ben Şah-ı bir sözünden mürit oldum. O da ne dedi? Küllü mâ hatara bi balik fallâhu teâlâ mâ sıvâ zâlih. bu, bu sünnü musuller Evliyaullah'ın ittifaklı sözüdür. Aklına ne geldiyse, hayalinden ne geçtiyse, neyi düşünebiliyorsan, neyi farz edebiliyorsan, neyi hayaline sığdırabiliyorsan, tehayyül edebiliyorsan, hayal haznende canlandırabiliyorsan, Allah Teala o değildir aklına ne geliyorsa, aklına geliyorsa demek Allah Teala o değil. Allah Teala'nın zatı sıfatları ve fiilleri hakkında neyi düşünebiliyorsan, düşünülebilen hiçbir şey değil. Onun için sen diyeceksin ki benim Rabbim bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu ben ikrar ediyorum, itiraf ediyorum. Benim aklım bunu zatını anlamaktan, künhünü anlamaktan acizdir. Ancak Rabbim bana kendini şöyle tarif etmiştir. Benim mislim hiçbir varlık yoktur. Leyse kemiz değil Ve ennehu teala la ihuddul miktaru ve la tahvil aktar. Ve la tuhitu bil cihad ve la tekteniful ul ve les semavat. <Sessizlik> İbareleri de mübareğin böyle şiir gibi çok fasih bir şekilde yazmış. Ve ennehu teala Allahu teala ve tekaddes hazretleri la ihuddu hudutlayamaz, sınırlayamaz o onu el miktarı, bir ölçü. Mahlukattan her birinin bir miktarı vardır. Zaten dedi ki, ve kullu şeyin indehu bir miktar. Allah indinde her şeyin miktarı vardır ama Allahu Teala'nın miktarı yoktur. Çünkü miktar demek ölçmek, biçmeye tabi demektir. Efendim eni vardır, boyu vardır, kilosu vardır, tartısı vardır, gram vardır, gramajı vardır falan falan. E bu Allahu Teala hakkında böyle bir şey söz konusu değildir bunlar sonradan yaratılanlara mahsus şeylerdir yani eksilmeler, artmalar e şimdi şişmanlıyoruz, zayıflıyoruz uzalıyoruz, kısalıyoruz bunlar miktara tabi şeyler miktar efendim havadisin tegayüratı kabil olan yani değişikliklere müsait olan devamlı değişmeye müsait olan bizim gibi yaratıklar bütün yaratıklarda böyledir yani e bunlar miktarlıdır Allah Teala'dan gayri her şey miktarlıdır. Çünkü ayet-i kerimede öyle söylediğine göre yani Allah Teala'dan gayri arşın miktarı yoktur bile desen bu da insanı bile kafir eder. Çünkü ve kullu şeyin indehu bir miktar. Her şey diyor. Arş da şeydir, fers de şeydir. Toprak da, gökler, yerler, alemler, 18 cennet, cehennem hepsi miktarı var yani. Şimdi şurada başlıyor, şurada bitiyor diyorsun. Eni bu kadar, uzunluğu bu kadar, boyu bu kadar, e tamam arş bütün alemleri kaplamış. Kaplamış ama Allah indinde onun da miktarı var. Sen onun miktarını bilemeyebilirsin. Ta oturduğumuz dünyanın miktarından haberimiz yok. Ama Allah Teala bütün alemleri yaratmıştır. Yarattığı için her şeyi miktarlamıştır, ölçülemiştir. Ölçmüştür, biçmiştir. Yani ölçüyle zaten yaratmıştır. Hesapsız bir şey yok. Ancak kendisi asla bir miktarla, bir ölçüyle sınırlanmaz. وَلَا تَحْتَو۪ي وَلَا تَحْو۪ي kuşatamaz hi Allahu Tealayı el aktar aktar kutru cemidir etraf yani kenarlar köşeler onu ne yapamaz ihtiva demez yani İhtiva türkçeleşmiş muhtevası diyorsun ihtiva diyorsun ihtiva ha yani şimdi şurada sağda duvar var solda duvar var arkamda duvar var önümde duvar var dolayısıyla burada işte ben olayım işte burada duranlar olsun işte kürsü olsun falan falan bizi ne yapmışlar? Etrafımız yani taraflarımız, kenarlarımız bizi e, kuşatmış. E şimdi buradan çıkarsan giden Beykoz'u, Beykoz'un da sınırları böyle. Beykoz'dan çıkan İstanbul'un sen Avrupa yakası, Anadolu yakası. Hepsinin sınırları var. Ondan sonra İstanbul'un sınırı var, Türkiye'nin sınırı var. Öyle mi? Kıtaya gidersin ancak Türkiye'nde bulundu bulunduğu kıtaya kadar gidersin. Denize dayansın. Denize dayandığın zaman yine onun nesi var? kuzeyi, güneyi, işte doğusu, batısı, cihetleri onu kuşatıyor. Ondan sonra gidersin efendim denizin de ötesine, deniz aşırı gidersin. Öbür kıtaya gidersin. Git öbür kıtaya. Her tarafına gitsen, dünyanın sağına, sol doğusuna, batısına geçsen... yine o doğuyla sınırlanır, o batıyla, o kuzeyle, o güneyle etrafı var. Etraf tarafları yani cihetleri var. Her şeyi bir cihet sınırlamıştır. E şimdi güneşe bile diyorsun dünyanın sağında yok solunda e, aya diyorsun işte güneşin şurasında burasında şimdi benim merih ediyorsun Jüpiter ediyorsun o onun şurasında sağında sonu bak hep cihetler yani her şeyi mutlaka etrafındaki şeyler ne yapmıştır çevrelemiştir yani ama Allah Teala haşa ve kella çevrelenmez ve la tuhitu kuşatamaz Bir Allah Teala yani el cihatu cihetler yani yönler Şimdi işte Allah Teala göktedir diyenlerin kella arşın üstündedir yani mekan bakımından alel arş başka. Ona Türkçe tercüme manası arşın üstünde denmez. Tercüme caiz değil müteşabihatta. Eee alel arş ayetle sabittir. fevkal arş alel arş bunlar tamam. Müteşabihattır. Ya konuşursan aynı kelimesini konuşacaksın ya da tevil edeceksin. Tevil etmiyorsan kelimenin aynısını konuşacaksın. Ya diyeceksin ki ben selef mezhebi üzereyim. Alel arş, fevkal arş diyeceksin. Bu kabulümüzdür. Çünkü Kur'an alel arş isteva diyor. Fevkal arş ve rabbul arş fevkal arş. Lakin bila vasfı temekkünü ve tisali. Akait temali de diyor. Fevkal arş var. Ama tercüme edemezsin. Arşın üstünde diyemezsin. Tercüme caiz değil. Çünkü bu müteşabihattır. Allah ne murad etti o aladan, o fevkaden Mevla'nın muradı üzere mana vereceksin. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh ne diyor? Nömenü billah ve bimâ câe min 'indillah 'alâ murâdillah. Nömenü bi rasûlillah ve bimâ câe min rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem 'alâ murâdir rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'tan gelen bütün ahitlere inanıyoruz ama Allah Teala'nın kastettiği mana üzere inanıyoruz. Kendi anladığımız mana üzere değil. Allah muradı üzere inanıyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyoruz. Ondan gelen bütün hadis-i şeriflere inanıyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muradı üzere inanıyoruz. Yani o ne kastettiyse. Onun maksadına göre inanıyoruz. Kendimiz böyle anladık diye inanmıyoruz. O ne murad ettiyse ona göre inanıyoruz. Allah gökte deyince ne oluyor? Ne seleften olur ne haleften olur. Ne oluyor? İki cami arasında bir namaz kaldı ortada. Hiçbir eli sünnetinde yeri yok itikadının. Çünkü neden? Ya diyecek alel arş diyecek, fevkal arş diyecek, mana vermeyecek. Ya da diyecek arşı istila etmiş, Arşı yöneten odur manası verecek. Kalef mezhebine tevil edecek. İkisi de eli sünnettir. Ama sen göktedir dediğin anda hem Türkçe konuşmuş oluyorsun, hem Allah'a mekan isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a cihet isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a sınır isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a miktar isnat etmiş oluyorsun. Oluyorsun da oluyorsun. Ne kadar yaratılmışlara ait 90 sıfatlar varsa allah Teala isnat etmiş oluyorsun. Bu ne selefte var ne halefte var. Benim anlatmak istediğim özet de budur. Şimdi burada işte kesinlikle söylüyor. Bak ne diyor? Cihetler onu kuşatamaz. Gökte dediğin zaman ne oldu? Gök nerede abi? Yukarıda. Peki göğün üstünde bir şey var mı? Var. Ne var? E kürsü var. Ve şah kürsü yüz semavat ve Kürsüsü gökleri yerleri kapladı diyor. Ayetel kürsü okumuyor musun? Bu ayet müteşabih değil ki. Kürsü hakkındadır. Allah'ın zatı hakkında değil. O ayet muhkem ayet. Kürsü kapladı diyor. Buraya mana veriyoruz işte. E kürsü gökleri yerleri kapladıysa kürsü Ne oluyor? Kürsü göğün üstünde oluyor. Nasıl oluyor Allah gökte oluyor da kürsüsü üstünde oluyor? Yani ne anlayacaksın? Ben şu oturduğum şey var ha şu. Bu şimdi benim kürsüm diyelim. Ha şimdi e bu benim oturduğum yeri kaplamış. E ben nasıl o zaman efendim kürsü benim üstümde olursa nasıl olacak? Şu oturduğum şeyi koy benim üstüme yani. Allah Teala diyor ki kürsü gökleri kaplamış diyor. Yani kürsü göğün üstünde diyor. E sen diyorsun göktedir. Göktedir diyenler de var. Bunlar da ehli sünnettir. 1400 senede bu işler çözülememiş. Ne çözülememiş? Senin kafanda çözülememiş. 1400 senedir çözülememiş diye bir şey var mı? Sahabe-i kiram Allah'ı tanımıyor mu ya? Celle Celaluhu. Şimdi, Allah Teala gökte olamaz. E niye olamaz? Ayetle sabit. Kürsü gökleri kapladı diyor Kur'an. E kürsü göğü kapladıysa, gök ne oldu? Kürsünün kaplasaması alanında oldu. İçinde oldu kürsü onu kapladıysa o kaplanan oldu. Kaplanan olunca onun sınırı da halinde içinde oldu. Yani kürsü onun üstünde oldu. E kürsü onun üstünde olunca e nasıl oluyor seni benim kürsümü kalk benim kafamın üstüne koy. Haşa ve kela, Allah Teala nasıl onunla kürsünün altında olur o zaman? Ondan sonra e, kürsünün de üstü var. Kürsünün üstünde ne var? Arş var. Arş son cisimdir. Cisimler aleminde, yaratılmışlar aleminde çünkü ondan sonra zilal dairesi. Yani Allah Teala'nın tecellileri, işte esma sıfatın tecellileri, gölgeleri, yansımaları, uküs, uküs ve maraya ve zilal der İmam Rabbani. Evet. Bunlar tecelliler dairesi. Oralar mahluk olmuyor artık. Diyelim yani cisim değil yani. Cisim değil. E cisim olmuyor. Arş son cisim. Kürsü de arşın altında geliyor. E gökler de kürsünün altına geliyor. Yerler zaten göklerin altına geliyor. Soğanın zarları, kabukları gibi düşünürseniz böyle. Zaten biz böyle böyle bir arş böyle, kürsü böyle, gök böyle demiyoruz. Böyle konuşuyoruz. Gök böyle Devirmiş şeklinde beyzi, yumurta vari şekliyle soğanın zarları gibi gök böyle yeri kaplamış oluyor. Zaten nasıl gökte olacak o zaman? Birine göre üstte olan öbürüne göre altta oluyor. Bana göre gök burada, üstteki kıtadakine göre gök aşağısında. Nasıl olacak allah Teala hangi gökte haşa ve Yani zerre kadar mantığı olan bu lafları konuşur mu ya? Sana hangi ayet hadis böyle bir şey söyledi gökte dedi ya? Böyle bir şey yok. Cihetler onu kuşatamaz. Ve la tektenifuhu onu kaplayamaz, saramaz, kucaklayamaz. Ne el aradun yerler ve les semavatu ne de gökler. Al sana İmam Gazali, al sana Hüccetül İslam. Bütün ulema evliya böyle söylüyor. Gökler de yani yerler onu kuşatamaz. E yerler kuşatamaz. E gökler de kuşatamaz. Gökler de kuşatamaz. Sen nasıl gökte diyorsun? Gökte demek zarfiyet ifadesidir. Tamam mı? Mescitte. De. Ne demek mescitte? De? Ahmet mescitte. De. Ne demek mescitte? De? İçinde demek. Yani mescidin kenarları, köşeleri, cihetleri, yönleri onu iç kaplamış, kuşatmış. O içine girmiş demek. Sen gökte deyince ne oluyor? allah Teala göğün içinde diyorsun. Ha şakirler göğün içinde olursa ne lazım gelir? Göğün onu kaplamış, kuşatmış olması iktiza eder. E göğü zaten kürsü kaplamış. Nasıl olacak? Onun da üstü var, onun da üstü var. allah Teala haşa. Kalmış onların içinde çıkamayacak halde. Haşa, haşa, haşa. Ve kella Sübhanehu ve Teala. Münezzehtir, yücedir, mükaddestir. Asla. Öyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl hoca oluyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz? Vehhabilerin kafasıyla ya. Bu Vehhabiler nasıl zehirlemiş bunları ya? İşte her Mekke'de okuyan da zehirlenmiyor tabii ki. Bazısı zehirleniyor. ...Mekke, Medine'de ne çok geneli sünnetler var... ...ama işte kendilerini zor korudular... ...bir Mekke'de tabii bir... E, ...Hattat Mustafa Necati Erzurumi gibi... ...Hattat Efendi gibi bir adam yoktu ki... ...Türkiye'den giden bütün talebeler... ...Hattat Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri... Osmanlı'nın son dönemi ulemasından... ...biz onu tanırdık çok severdi bizi... ...Efendi Hazretimize giderdik ciharetine. He, ...o mübarek Medine'deki bütün talebeleri... Ee, özel ders verirdi. Neden? Medine Üniversitesi'nde zehirlenmesinler Vahabilerden diye. Öyle öyle milletin ina, imanını muhafaza et. Maalesef bunlar tabi Mekke'de okumuş sınıf. Bu Mekke'de okuyanların bir Hattat Mustafa Necati'si yoktu. Dolayısıyla Mekke'de okuyanlar hakikaten zehirlenme tehlikesi geçirdiler. Hepsi zehirlendi demiyorum. Bak hepsi zehirlendi demiyorum. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da hiç zehirlenmemiş tam eli sünnet insanlar var. Yani onlarda yine Emin Saraç Hoca Allah selamet versin Emin Sarhoş Efendi'nin bereketi diyebiliriz. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da onun çevresinde, onun himayesinde olanlar vardı. O da tam ehl sünnet olduğu için, Zahidül Kevseri Hazretleri'nin talebesi, işte onlar muhafaza ettiler. Mutlaka bir alim olacak. Yani ehl sünnet bir alimin kontrolünde olmasa, adam Mekke'de de zehirlenir, Medine'de de zehirlenir. Yani. Esas oralarda zehirlenir. Çünkü vahabilik var. Sen nasıl diyorsun Allah'a cihet kuşatmış ya? Allah cihetler kuşat e ben sadece öyle demedim. E ne dedin? Böyle de diyenler var. Bunların da efendim dedikleri doğrudur. Bunlar da ayetlerden delilleri var. Ayetten nasıl delil var ya? Allah'ın cihette olduğuna dair ayetten delil olabilir mi? Emin tüm E emin tüm sema. bunda ne alakası var? Efendim kudreti göklerde olan Allah sizi yere batırır diyor. Kudretinin eseri göklerde. Taş nereden yağıyor? Yıldırım nereden geliyor? Dolu nereden geliyor? Yani şimdi bizim kafamıza daha taş yağmadı da, taşa benzer bütün haşet etti arabalarımı arabaları, daha geçen aylarda dolu yağdı. Taştan beter. Yani bir taş yağmadığı kaldı zaten. O da yakında yağacak yani. Kıyamete yakın yağacak buyuruyor hadis zaten. E şimdi bütün azaplar nereden yağıyor? Gökten yağıyor. Ateşler, yıldırımlar, efendim, kara bulutlar sarıyor, işte efendim nice ümmetlere helaklar, Kur'an'da hep zikrediliyor. Gökten diyor, yağdırdım diyor. E onun için zaten ilerse söylüyor. En yakışı ve bir sizi yere batırması, batırmayacağına nasıl güveniyorsunuz? İşte en yursil aleyküm hasıba size e, efendim e, taşlar yuvarlayacak, kasırgalar göndermeyeceğine nasıl güveniyorsunuz? işte kafirlere azapla tehdit eden adetler. Bu kudretinden bahsediyor. allah Teala'nın zatını gök nasıl sınırlar ya? Bu ayetleri okuyup da bir insan e, kudreti gökte olan demektir. Sen böyle bir şey e, efendim hat-i bu manayı hiçbir şey e, hiçbir müfessir, hiçbir muhaddis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar efendim ehli sünnet olup da e, zatı göktedir demiş midir haşa kudretinin eserleri göktedir kudret sıfatıdır, kudreti de gökte olmaz kudreti gökte olur mu canım buradan maksat nedir kudretinin eserleri yani Allah Teala'nın yani Allah Teala gücünü neyle gösteriyor şimdi bize? Zatını göstermiyor bize. Gücünü gösteriyor. Neyle gösteriyor bize gücünü? Şimdi bir taş yağdırsa, bir dolu yağdırsa, bir fırtına her yeri uçursa falan bir kasırga geliyor, bir hortum geliyor. Amerika'yı bile kaç vilayeti paketliyor böyle. Hortumun içine alıyor, paketliyor, atıyor gidiyor. E bu neyi gösteriyor? Allah'ın kudretinin eserini gösteriyor. Biz orada Allah'ın kudretini göremiyoruz. Allah'ın sıfatını nasıl göreceğiz? Zatını da göremeyiz, sıfatını da. Sıfatının eserini görürüz. Ya sen rüzgarı göremiyorsun da. Şu ana kadar ben rüzgar görmedim 54 yaşına gel. Yani. Siz rüzgar gördünüz mü? <laughs> rüzgar görülmez ya. Ne görülür? yapraklar uçurur. Uçan yapraklar görülür. Veya seni uçurur. Kendini bakarsın karşı tepede bulunsun. Ha rüzgar var. Çünkü neden beni buraya attı? Rüzgar görülmez. Rüzgarın eseri görülür. <laughs> Yektefir rihu ve cihar. Rüzgar gizli olur. Tozları, dumanları açıkar. Ortalıkta dolanır. Anladın mı? Onun için Mevla Teala'nın zatı sıfatlarına erişim olmaz. Ulaşım olmaz. E, görülme olmaz. Dünyada yani ahirette, cennette görme var. Burada görme olmaz. Eserleri görünür. Onun için semada olan da nedir? Semada olan kudretin eseridir. Çünkü ne neden? Onlar görülüyor zaten kudretin eseri görülüyor. Bir rüzgar geliyor taşları kaldırıyor kafasına saçıyor. E zaten ayet onu söylüyor. Siz diyor kudretimin eserlerinin gökteki kudretimin eserlerinin sizi kafanıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz diyor. Yani görünce eserimi anlarsınız diyor yani. Kudretimin eserini görünce anlarsınız. Kendinizi efendim yerde bulursanız yere serilmiş veya yanmış yakılmış bulursanız görürsünüz. O zaman zaten görmekte ne fayda var? Haydi daha başkalarına ibret olursunuz. Başkası sizden ibret alır. Siz, siz kendiniz ne göremezsiniz? Helak oldunuz, gittiniz yani. Bu eserlerinden bahsediyor. Mevla'yı cihetleri ata demez. Gökler yerler efendim ne yapamaz? Setre demez efendim. Kuşatamaz. ...iktinaf... Anladın? Mı? İktinaf yani. Ken, kenef de Türkçe'de oradan geliyor. Kenef, kenif. Çünkü neden? Gizli yere giriyorsun. Örtülü yere giriyorsun. İnsan kazayı hacetini e, ortalıkta yapamaz. Ama şey kaşınır ortalıkta kaşırabilirsin. Burnunu şey edebilirsin. Ama şey kazayı hacetini ortalıkta yapamaz. Onun için örtülü bir yere giriyorsun. Eskiden tabi bu böyle ev içinde yoktular. Dışarılarda oluyordu köylerde falan. Dışarılarda da olsa yine oradan ne Bir baraka bir şey çevriliyor. Onun için kenif deniyor. Kenif yani ne demek? O örtülü yer. E, gökler yerler Allah'a iktinaf edemez. Ne demek iktinaf? <laughs> Örtemez yani. Nasıl örtecek? Şimdi göktedir dedin mi? Gökler Allah'a örtmüş oluyor demiş oluyorsun. Gökleri içinde de ha? içine giren örtüldü. Etrafı kapalı. E kürsü de onu örtmüş. Aç da onu örtmüş. E, nerede allah Teala? Haşa ve gelen nerede denim ya? Nerede denim? Böyle bir soru olabilir mi? Bir Müslüman allah Teala için eee efendim eyne tabirini nerede tabirini kullanabilir mi? He, efendim sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye sordu cariyeye sorduğunda o sorudan baksadı ne? Cariye dilsiz idi. Dilsiz olduğu için Müslüman köle azadı icap etti bir sahabeden birine. Bir ceza icabı Müslüman köle azat etmiş gerekti. Köle azat etmesi gerekince ya Resulallah dedi bu dedi Müslüman mı acaba dedi. Müslümansa ben bunu azat edeceğim hani bir artık. Fetih Arif mümin mümin diyor Kur'an. Müslüman köle azat edersen işte mesela adam öldürmek gibi yani kasıtsız hatalı hatalı trafik kazasında gibi hatalı falan bunların da cezasında Müslüman köle azadı gerekiyor. O da getirdi de diyor Ruslar acaba bu Müslüman mıdır? Ben bunu azad edeceğim. Bir bir şeyden e, kefaret yani fidye için. Efendim Sultan de ona aynı Allah sordu. Aynı Allah dilsiz idi. Cariye dilsiz idi. Yani sen kime tapıyorsun? Kime tapıyorsun diye sormuş oldu. Senin taptığın taptığın nerede? Çünkü putların biliyorsunuz e, mekanı var. Putların mekanı var, şu var, bu var. İnsanların taptığı birçok şeylerin, heykellerin, birbirlerinin mekanları var. Onun için sen kime tapıyorsun, ne? seni taptığın nerede falan diye cariye de dilsiz olduğu için ben Allah diyemeyince falan işaret yaptı böyle. İşaret yapınca ne oldu? O Allah gökte demek anlamında değil. Anlatamıyor Allah da diyemiyor. Bu sefer ne oluyor? Yani benim taptığım ilah e, böyle yerde aranmaz. Yani ne demek istiyor? Ben putlara tapmıyorum. E en kolay yolu böyle yaptı. Bu ne demek yani? Benim dua ettiğim, benim ibadet ettiğim zat yani yerde değil. Yerde değil demekle ne kastediyor? Ben putlara tapmıyorum demek istiyor. Anladın mı? Dili olmadığından Allah'a ibadet ediyorum diyemedi. Bunun dilsizliği meselesini söylemiyor bu vahabiler. Resulullah sordu ki Allah nerededir? Kadın da gösterdi ki böyle parmak yaptı. Ondan sonra da diyor ki e, e o zaman niye parmağını yapacak? Fis sema der, göktedir der. Zaten dilsiz olduğu için gök diyemiyor, parmağı şey diyor. Onun için Efendim, sonra aleyhi ve sellem diyor, La Tamam bu yerdeki putlara tapmıyor yani. Sen bunu azat edebilirsin. Bu Müslümandır. Bunu azat et dedi. Mesele bu. Bu da itikatta hüccet olmayacak e, bir hadistir. Çünkü itikatta hüccet olması için aşırı bir sıhhat aranır, tevatür aranır falan falan. Bu zaten haberi ahattır. E haberi ahat ee, haber-i ahad yani bir sahabiden falan gelen rivayetlerdir. Bak hadise geldi mi nasıl hadiste sağlamcı duruyorum. Çünkü neden? Konu itikatla ilgili olunca bak burada sahati de bıraktım mütevatirlik de ararım yani. Mütevatirdir sahih olması lazım. Çünkü haberi i ahad e, yani bir sahabiden gelen, bir tarikten gelen e, bu gibi hadis-i şeriflerle ki efendim, Sevin, anne babası hakkındaki sahih müslümdeki de aynıdır. Haberi ahaddır. Haberi ahadla gelen bir noktada itikatla alakalıysa ne yapamayız? Ayetle çelişenle beraber ayetle tenakuza düşerse e sen şimdi orada efendim sallallahu aleyhi ve adamı çağırdı da e, benim babam şirk üzere öldü nerededir dedi cehennem dedi adam da üzüldü çağırdı adam baktı adam çok üzülüyor geldi ne bi ve bak efendiler e benim babam da senin baban da cehennem e benim babam demek istemedi orada amcası Ebu Talib'i kastetti amcası çünkü Araplar amcaya e, baba derler ondan sonra benim babam derken amcasını çünkü kendi babası İslam'a ulaşmadı. E bu talip ulaştı da imansız öldü. Orada o hep zaten yani sahih Müslim'deki hadise ben sahih değil demiyorum bak. Hadis sahiptir ama manası amca demek. Bir. İkincisi sen illa da yok efendim burada lügat manasına göre hep baba demek diye lügata gidiyorsan o zaman da ben de sana ne diyorum? Burada hadis sahihse de haberi ahattir. Yani bir sahabeden gelmiş bir sahabeden gelen hadisle sahih de olsa, ayetle çelişiyorsa itikatta hüccet olmaz. Bak itikat diyorum. Benim laflarımı anlamayanlar beni hadisten anlamaz zannediyor. Halbuki ayette ne diyor? وَمَا كُنْ Hatta ne حَتَّى Peygamber göndermediklerimizi azap etmeyiz. E şimdi Efendimiz'in annesi babası daha çocukken öldü. Efendimiz peygamber 40 yaşta oldu. Fetret devrinde ölenlere azap etmeyeceğini bu ayet söylüyor. E şimdi sahih Müslim'deki bu hadis bir sahabeden de geldiği için haber ahad olduğu için biz bununla beraber ne yapamayız? Azap etmeyeceğiz ayetinden bunu. Tokuşturamayız, çeliştiremeyiz. O zaman zaten mana bo, amcası bu amca Talip'ten bahsediyor dendiği zaman müşkilat ortadan kalkıyor. Konumuza gelirse konumuzda ne var? Konumuzda şu var. Sen diyorsun ki efendim işte Müslim'de veyahut da neredeyse e, kaynağın tam anne babası hakkındaki Müslim'de babası da Öbürü cari hadisi yani bilmiyorum nerededir en sahih kaynağı. Şimdi bu cari hadisi haber ahattır. Bir defa cariye dilsizdir. Dilsiz olduğu için Allah ibadet ediyorum diyememiştir. Diyemeyince de böyle işaret ederek yani benim taptığım yerdeki putlar değil demek istemiştir. Bundan dolayı efendim sallallahu ha bu putlara tapmıyor. Çünkü putlar gökte değil ya. Onu anlatmak istemiş. Efendim daha zahmet etmiş, buymuştur falan. Yoksa efendim der diyecek olursan ki yok efendim bir işte şey burada göğü gösterdi. İşte Resulullah da onu Müslüman kabul etti. Göğü gösterdi falan falan. O zaman ben diyorum ki bu hadis haber ahattır. Bir, bir sahabeden gelmiş. Ne kadar sahih de olsa ayetle taarruz ettiği zaman biz neyi alırız? Ayeti alırız. Çünkü neden? Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Leyseke misli şey. Allah'ın misli hiçbir şey yoktur. Eğer gökte olursa gökte Allah'ın misli Melekler de gökte. Melekler de gökte. Başka alemler de gökte. Kürsü de gökte. Arş da gökte yani yukarıda. E ne oluyor o zaman? Allah'ın müslü oluyor. allah Teala'nın benzeri yok. O bir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. allah Teala mekansız. E gökler mekan. allah Teala zaman geçmez. E göklerin üzerine zaman geçer. Seneler, şeyler, güneşler, aylar dolanıp duruyor. allah Teala değişikliğe maruz kalmaz. E gökler devamlı değişir. Hava değişir, bulut değişir. E gezegen değişir, o değişir, bu değişir. E gökler yok olacak. E gökler yok olunca allah Teala nereye gidecek? Haşa. Ya bak ya, bak rezilliğe bak ya. Peki gökler evvelden beri var mıydı? Yok. Hadistir, muhtestir, sonradan yaratılmış. Kadim olan, evveli olmayan, ezeli olan ancak allah Teala'dır. Peki ev evvelce gökler yok. Halakas semavat diyor. Bütün ayetlerde gökleri ben yarattım diyor. Yaratılan sonradandır. Yaratılan sonradandır. Bir başlangıcı var Allah yarattım diyoruz zaten bütün Kur'an'da. Peki Allah Teala kendi yarattığına nasıl muhtaç olur? Kendi yarattığında nasıl mekan tutar? Allah Teala sıfatı muhalefetli havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Allah Teala sıfatı kıyam bir nefsi zatıyla durmak. Zatıyla durmak ne demek biliyor musun? Zatıyla durmak demek Allah'tan gayrı hiçbir şey kendi zatıyla duramaz. Neden? Mahalle muhtaçtır yere ihtiyacı var. Allah Teala hiçbir mahalle hiçbir yere ihtiyacı yok. Çünkü za varlığı kendindendir. Zatıyla durur. Zatıyla durur ne demek? Zatıyla durur demek bir yere muhtaç değil demek. E sen göktedir dersen bu sıfatta bozuldu. Ö gökler sonradan yaratıldı. Gökler yaratılmadan neredeydi? Haşa vekelle. Peki ise ve idesse ma'anfat idesse anfat arat. gökler yarılacak diyor kıyamete yakın. Gökler çatladı mı, yarıldı mı Allah Teala nereye gidecek?" Haşa vekelle. E melekler için diyor vel meleku ala erca'iha. Melekler diyor göğün kenarlarına tutunmuşlar. Niye göğü patlatacağım diyor. Ve teşekkür sema bil Beyaz bir bulutlu patlatacağım. Yedinci katın üstüne düşüreceğim diyor. Onunla patlayacak. Yedi altının üstüne diyor. Altı beşin üstüne böyle böyle pat 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 pat. Venüz el meleketi tenzila. Furkan suresi. Bütün melekler aşağı inecek diyor. Vel melek harcaya. Meleklerin yeri kapandığı için melekler de boşluğa kalacaklar diyor. Boşluğa kalacak. Gök patlayınca. Boşluğa kalınca diyor melekler diyor göğün kenarlarında tutunacaklar diyor. Bak göğün kenarlarına tutunacaklar diyor. E nasıl oluyor arkadaş? Allah Teala'nın gökler mekanı ise haşa gö gökler patladı mı? Ne onun Allah Teala nereye gidecek? Haşa gel. Sonradan yaratılan bir şey evveli olmayan bir zata mahal olabilir. Bu demektir iftikar ve ihtiyaç arzıdır. Ya yönler sen tümü Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Vallahi vel ganiy. Allah zengindir. Burada zengin manası o bizim anladığımız para zenginliği değil ki ya. Allah'ın Allah ihtiyaçsızdır. Gani'nin manası müstahnidir. Müstahni demek Allah ihtiyaçsızdır. Allah hiçbir şey ihtiyacı ve ihtiyacı yoktur. Celle şanü celle şan. Öyle şey olabilir mi? Efendim sen Allah Teala mekandadır dediğin vakitte ne demiş oldu? Allah göğe muhtaç demiş olsun ya. Haşa. Melekler muhtaç. Melekler mekansız duramaz. Yere inerler yine göğe çıkarlar. Yeri var çünkü onların. Yani mekan olabilir mi? Onun için gökler ve yerler Allah Teala'yı örtemezler. Allah Teala cihetlerden münezzehtir. Efendim, Ehl-i Sünnet'in bu hususta çok delilleri var. Zaten deminden beri okuduğum deliller yeter ve artar mahiyettedir. Ee, İmam-ı Harameyn Hazretleri İmam-ı Harame Cüveyni yani İmam Gazali'nin de hocası olarak e, yani biliniyor. O mübarek zat bir mecliste bulunuyordu. Bir zengin ya da hükümdarlardan o dönemdeki hükümdarlardan birisi efendim e, onu davet etmişti. Orada davet esnasında da e, birisi sual sordu. Geldi dedi ki İmam-ı Harame Hazretlerine Allahu Teala'nın cihetten yönden yani gökte gök cihet oluyor üst taraf. Cihetten gök e, efendim yönden münezzeh olduğunu delili nedir? O da mübarek dedi ki şurada bir borçlu adam var dedi gariban. Bu halimler hep böyle birilen işlerini gördürmek isterler kendi işlerinden ziyade. Ve dedi ki şurada bir borçlu adam var. Sen dedi onun borcunu üstleniyor musun? Dedi üstleniyorum. Tamam dedi. Ben de sana delilini söyleyeceğim dedi. Peki. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde neredeydi? Tabi Miraç'ta Arş Sidretül Münteha Cennetül Meva Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi'nde bunlar geçiyor. Yedi kat semavatı dolaştı. Onlar mekandır. Sonra kürsüyü gördüğü mekandır. Oradan arşı gördüğü mekandır. Arş mekandır yani. Böyle diyebilirsin. Arşa cihet gösterebilirsin. Ondan sonra şimdi bana göre böyle tabii. Şimdi öbür taraftaki kimse herkes kendi kafasına doğru gösterecek. Arşı yani gökleri. E şimdi ondan sonra bunlar mekandır. Sidretül münteha mekandır. Çünkü neden? Sidretül münteha cennetül meva. Yanında meva cenneti var. Cennet mekandır. Biz dirildiğimiz zaman cennete gideceğiz. Cennet şu anda mevcuttur. Miraç gecesi Efendimiz girdi zaten. E, cennetül meva mekandır. E, cennetül meva mekan olması hasebiyle e, cennet e, yani ...şey değil ki... E, ...araz bir şey değil ki... ...yani cennet duran bir şey, sabit bir şey... ...nasıl dünya böyle... ...efendim tutuyorsun ediyorsun... ...cennette rüya değil yani, hayal değil... ...cennet mekandır, yerdir yani... E, ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...mevva cennetine gitti... ...oradan Sidratül Münteha'ya gitti... orada efendim... ...Kuran-ı Kerim'de beyan ettiğim... E, ...şekliyle... ...ondan sonra... E, ...tabii ki... ...Mevla Teala ziyarete... E, kabul edildi. Orada mekandan çıktı. Cennette girdiğinde mekandaydı. Sidretül Münteha'da mekandaydı. O sonra mekandan çıktı. Tamam mı? Bir feza olduğu o demde runuma. Ne mekan varanda ne erzu sema diyor. Bak. Me kaside, mevlidi bilsen bile bunu anlatsın yani. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi deyip e, hafife almayın. Çok ilimler var onda yani. Bir feza yani açıldı ama ne mekan var ne yer var ne gök var. Zaman da durdu. Zaten zaman durduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar şey gördü geçirdi geldi de ta abdest aldığındaki Ümmühani'nin evindeki ibrikteki suyun çalkalanması durmamıştı. O kadar kısa bir vakit oldu. Çünkü zaman da durdu. Çünkü allah Teala hakkında zaman da işlemez, mekanda sabit olmaz. Haşa ve Şimdi Miraç Gezi Mevla'yı gördü. Biz ehl Sünnet'in cumhuruna göre cemaatini gördü, ziyaret etti falan. Cebrail Aleyhisselam da oradan ileri çıkamadı. Çünkü ben levden evtü ümmületen lah Efendim parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi. Benim makamım buraya kadar. Çünkü o Sidretül Mütehatan ileri de şey, Hazreti Cibril de gidemiyor yani. Melekler de gidemiyor. allah Teala o gücü verirse o gücü verdiği kul gider. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu melekler içerisinde olsun, peygamberler içerisinde olsun. Şimdi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı met ederken ne dedi? Ente. Ente sen demek. Sen kime denir? Muhatabına denir. Muhatap. Ente sen kema esneyte ala nefsik. senâen aleyk. Ya Rabbi ben seni met ederim, hamd ederim ama ne kadar hamd etsem, met sana övgüyü sayıp bitiremem. Ente sen kema esneyte ala nefsik. Yüce zatını övdüğün gibisin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Mevla'ya ne yaptı? Ente diye sen de hitap etti. Öyle mi dedi? Bütün meclistekiler e öyle dedi. Peki dedi. Yunus Aleyhisselam nereye düştü? balığın karnına düştü. Balık ne yaptı? Denizin dibine çöktü. Gitti oturdu. Yunus Aleyhisselam e, şeyde, çakıl taşlarının yani balıkların değil. Balık çünkü üstte yüzer. Balık üstte doğru yüzer. Yunus Aleyhisselam denizin dibindeki çakıl taşlarının tesbihlerini işitti. Peygamberler zaten tesbihleri duyuyorlar. Bütün cemaatın donuk varlıklar. Denizin dibindeki çakıl taşları ne demek yani? Denizin dibine indi balık. Gemi battığında dibine oturduğu gibi. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam oraya kadar indi. Peki Yunus Aleyhisselam Mevla'ya nida etti, hitap etti, dua etti. Meşhur duasında. Ne söyledi? La ilahe illa ente sübhanek. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi sen diyor Yunus Aleyhisselam nerede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yedi kat semanın fevkinde. Arşı kürsüyü geçmiş. Sidretül müntahı geçmiş. Sen diyor Yunus Aleyhisselam denizin dibinde sen diyor. O zaman mekan olsaydı cihet üst cihet mevzu bahis olsaydı orada sen denebilirdi. Aşağıda sen denemezdi. Çünkü aşağıda muhatabın yok. Ne misal verdi görüyor musun? İmamın Haramen ya. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne ura fi batnil hut ma fi halil arş. O be, balığın karnında Yunus ne gördü? Benim arşın üstünde gördüğümü gördü. Ha şimdi Mevlan cemalini görme anlamında değil ama o tecelliyi gördü yani. E şimdi Allah Teala göklere münhasır olsaydı haşa ve kella üst cihette sınırlı olsaydı Yunus Aleyhisselam benim arşın üstünde gördüğümü Yunus Aleyhisselam denizin dibinde gördü. Nasıl görebilirdi? Göremezdi. Anladınız mı dedi. ...kabul ettik anladık dediler... ...öde o zaman borçlarını bu fakirin dedi... ...o ödedi... <laughs> allah Teala'nın cihetten münezzeh olduğunun... ...delili... ...şimdi... ...yine bir delil söyleyeyim sana... ...yani ayeti okumayalım... ...secde ayetidir... ...size de... ...vacip olmasın... ...efendim çünkü abdestsiz oluyor... ...kadın ayızlı oluyor... ...bir şeyler oluyor... ...neyse ki diye gerçi vacip olmuyor da... ...şey değil diye... ...namaza müsait değil diye ama... Alak suresinin ikra diye biliyorsun. İkra suresinin son ayetinde ne buyuruyor? Secde et, yakınlaş. Secde neresi? Secde yani üstten de aşağı iniyorsun. Secde insanın bulunduğu yerdeki en düşük noktaya anlını koyması. Mevla da ki bana yaklaşmak istiyorsan secde et diyor. Halbuki bana yaklaşmak istiyorsan Uludağ'ın tepesine çık demesi lazım gelirdi. Secde et, yakınlaş, yaklaş. Demek ki ne kadar eğilirsen aşağı o kadar yaklaşıyorsun. Demek ki Mevla mekanda değildi onun Yine hadis-i şerif, Bukhari, sahih hadis. Ekrabu abdu ve Bir kul Allah'a en yakın nerede olur? O zaman Everest tepesinde mi olur? Himalayalarda mı olur? Dünyada en yüksek tepe neresi? Orada olacak o zaman. Bir kul Rabbine en yakın yer nerede olur? Ne zaman secdeye yatar, secdedeyken olur. Oncu fe fekru dua, secdede dua çok yapın buyuruyor. Demek ki mekan asla söz konusu değildir. Allahu Teala hakkında cihetler ve yönler ve taraflar ve boyutlar efendim asla mevzu-ı bahis değildir. Allah Teala'yı etraf ve aktar ihata demez, miktar ve ölçüler e, efendim sınır e, tahdit edemez, cihetler kavrayamaz, kuşatamaz. Ne yerlerine de gökler setredemez, örtemez, kaplayamaz, kuşatamaz. Ve ne Teala Allah Teala şüphesiz ki müstevin istiva edicidir. Bak, mana verebiliyor muyuz? Veremiyoruz müteşabihattandır. Ama Kur'an'da istiva geçiyor. Bak müstevidir. Müstevi istiva edicidir. Bu sıfat Kur'an'da sabit. Bitti. Alel arş arşa istiva edicidir. Peki neye göre? İnanca arşa istiva ne yani? Bir şey anlamadık hoca ben. Anlamayacaksın zaten. Burada anlamamak anlamaktır. Ne buyuruyor? Alel ve cillezi. O sıfat üzere ki. Kalehu. Kendi ne buyurduysa o sıfat üzere. Kendi ne buyurdu abi? Ben arşa isti, Rahman arşa istiva etti. Tüm mesleva aleler. Kur'an-ı tam zannetiyorsam altı yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı. Altı yerde geçiyor. Buna iman vaciptir. Farzdır yani. İnanmayan kafir olur. Arşa istiva sıfatı var. Bitti. Ama ne manada? Kendi buyurduğu manada. Ve bil manellezi o manada ile ki eradeu, kendi kastettiği manada. Şimdi kendi kastettiği manada. Yani ne diyeceksin? İmam Şafii'nin geçen derste anlattığımız Allah'tan gelenlere iman edecek. Allah'ın muradı neyse o mana üzere iman et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kastettiyse o mana üzere. E niye bunu demeye lüzum var ki? Bu hatta böyledir. Çünkü neden? Muhkematta mesela açıktır. Sakallarınızı uzatın diyor, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu ne mana kastetti acaba diye yoruma müsait değil yani. Yoruma müsait değil. Yani sakal bir tutamdan fazlası, eksiği, i̇şte şuralar alınır mı, boynunun altı bunları konuşursun. Ama sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Ne, ne yapacağız? Erkeklere e, i̇pek ve altın haramdır. Kadınlara helaldir. Bunu şimdi o ne manaya kastetti acaba bilmiyoruz. E, bilmiyoruz onun için altınları takıştırıyoruz. E, böyle bir şey olabilir mi? muhkematta öyle bir şey yok. Müteşabihatta var. Müteşabihatta nasıl murad ettiyse öyle. Peki istiva etti. Nasıl etti? İstiva yani öyle bir istiva ki... Bak istivayı hep kelime olarak Türkçeleştiremiyoruz. Lügat manasında 8-9 tane lügat manası var. Arap lügatında bir kelime... Yani e, Kade oturdu manasına gelir. istekara yerleşti manasına gelir. İstevla istilat manasına gelir. Bak ben bile kafadan sana şu anda 3-4 tane söyledim. Yani çünkü lügat allamesi değilim. Ama ezberimde kalan kadarıyla açarım kitabı sana 9 tane daha söylerim. Ama şimdi Mevla burada neyi kastetti abi? Neyi kastetti? Neyi kastettiyse arşa istiva etti. Ancak şunu kastetmediği açık. Onu söylüyor. Bir istiva ki münezzehen son derece uzaktır. Asla düşünülemez. Neden? Anil mümasseti. Temastan. Temas ne demek? Bak bu kürsü. Ben de burada oturmuşum. Burada ben ne var? Temas var. Ha. Şöyle, bu ne bu şimdi burada? Temas var. Haşa Mevla Teala'nın arşa teması, dokunması haşa söz konusu değil. Nereden çıkarıyorsun bunu? Öbür ayetten çıkarıyorum kardeşim. Kafamdan çıkarmıyorum. Vel istikrar. Yerleşme söz konusu değil. Bak ben burada oturmuşum şimdi. Ha. Oturmaktan mı Ve temekkül, yerleşme. Bak burada yer kapladım. Şimdi görüyor musun? Sağımda boşluk var, solumda boşluk var. Bir mekan doldurdum. Kendime göre, santimime göre. Temekkül. Haşa. Mekanda yerleşme yok. Ve hülül. Hülül ne demek? Hülül, nüfuz etmek. Yani nüfuz etmek, işlemek, içine girmek, sirayet etmek. Türkçede kullanılıyor bu. Ha şimdi burada ben ne yapıyorum? Dahil oluyorum bir şey. Ne oldu? Bunu da kapattılar önüme şimdi. Girdim bunun içine şimdi. Dahil oldum. Ne oldu? Sağımda solum. Önüm Burada beni çevreleyen bir e, efendim e, cisimler var. Ben bunların içine nüfuz ettim, girdim yani. Bunlardan haşa münezzehtir. Vel intikal, intikalden de münezzeh. Ne demek intikalden münezzeh? İntikal, yani şimdi gitmek, gelmek, oturmak, kalkmak, inmek, çıkmak. Anladın mı? Biz Bunlar bize mahsus. Değişkenlik sonradan yaratılanların noksanlık sıfatlarındandır. E çünkü evveli olmayan, ezeli olan hiçbir şeyde değişkenlik söz konusu olmaz. Çünkü değişken demek ki sonunda da yok olabilir. Halbuki evveli olmayan yok olmaz. Şimdi biz devamlı intikal halindeyiz yani. Değil mi? Uçağa biniyorsun bilmem nereye kadar intikal. Buradan kalkıyorsun iki adım şuraya intikal. Üst kata çıkıyorum intikal. Alt kata iniyorum intikal. Arabaya intikal et. Eh Mevla Teala arşa istiva etti deyince arşa intikal etti. Sonra arştan kalktı kürsüye geçti. Sonra kürsüden kalktı haşa ve kella. Haşa ve kella işte yedinci kata indi falan haşa. E böyle şey olur mu? Bunlar İbni Teymiye kafasıdır. O İbni Teymiye demedi mi ki? Efendim Emevi camisinin kürsüsünde, minberinde inerken Allah benim böyle indiğim gibi iner diye haşa ve kella. Millet kalk daha ya sen ne konuşuyorsun ya. Kaç kere hapsettiler, şey ettiler. Söz verdi, bir daha demeyeceğim, etmeyeceğim. Takıya yaptı. Yine çıktı, yine yaptı. Bütün kadılar, şeriat uleması ittifak etti bunun hapsine ya. Peki sen bu istivada bunlardan münezzehtir neye göre diyorsun? Leyseke misli şey diye bir ayet var. Arşa istiva ayeti müteşabihtir. Yani manasına kesin hüküm karar verilemiyor. Müteşabih o demek. Peki biz müteşabihi anlarken kime başvuracağız? E, ayet bize söylüyor ki bak. Minhu ayatü muhkemat ve uharu müteşabihat. Kur'an'daki ayetler iki kısmı ayrılır. Ayet okuyorum sana şimdi. Ali İmran suresi. Bir kısım ayetler muhkemdir. Manasına delaleti açık. Ehallallahu beya alışverişi helal etti ve harra ve riba faizi haram etti. Bunda bir şey var mı anlamayacak? Manasına delaleti açık. Hurrim aleykum meytetu kendi başına ölen leş hayvanı yemek size haram edildi. bak el hınzir tomuz haram edildi. Var mı bir şimdi anlamayacak? Bunlar muhkem. Kur'an'ın ekserisi böyledir. Müteşabihat çok azdır. Ne gibi? Ki? Elif, elif, lamimin, elif, elifin manası. Elif harftir. E, manası, muradını Allah bilir. Ama tabii ki illa man, Mevla'nın maksadı var ama e şimdi ben Elif'te şu mana var diyebilir miyim kesin? Harftir. Bu da aynı. Bir kısım harfler muhkemdir. Ne demek? Manasına delaleti açık. Demin okuduğum gibi. Ve ugaru diğer ayetlerde var. Müteşabihat. Bunlar müteşabidir. Müteşabih ne demek? Manası insanlara karışık gelir. Yani ne demek? insanların kesin anlayıp da istediği müfessir olsun, istediği Allame olsun, İbni Abbas olsun, en büyük sahabi olsun, kalkıp da bunun manası budur diye net konuşamaz. Manasına delaleti açık değil. Peki bize niye böyle indirdim öyle? E, i̇mtihan olsun diye yapıyor. Peki biz neye göre bu müteşabilere karışıklık olursa neye göre amel edeceğiz? Hünne ümmül kitap diyor. Manasına delaleti açık olanlar kitabın aslıdır. Kimse müteşabihattan yola çıkıp da ne yapamaz? Açık delaleti açık olan bir hükme ters bir hüküm çıkaramaz. Yani içki haram edilmişken Elif Lambim'de de helal etti diye kimse hiçbir şey diyemez yani. Tamam mı? Ayette leşeke misli şey Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a da hiçbir şeye benzemez. Celle Celaluhu ve lem yekullu kufuven ehad her <laughs> gün kulu Allah okuyorsun. Allah'ın dengi, eşi, benzeri, nazırı, şeriki yoktur. E bu ayetler varken benim gibi indi, benim gibi oturdu, benim gibi kalktı, benim gibi intikal etti, çıktı, indi diyemezsin. Çünkü muhkem ayet diyor ki bana bir şey benzemez, ben de bir şeye benzemem. E, zatım zat, kim, hiçbir zata benzemez, sıfatlarım hiçbir sıfatlara benzemez. E, Leyse kemisli şey. Ve leul meselül e'la fis semavat vel arz. Göklerde elde en yüce sıfatlar Allah'a aittir. En yüce sıfat. Ne demek bu? E sen intikal senin sıfatın, benim sıfatım ya. Sen gelip de kendi sıfatını mı Allah'a veriyorsun aşağı? Onun için biz burada muhkem bakıyoruz. Muhkem de bize ne buyuruyor? Bana bir şey benzemez. Ben de bir şeye benzemem. O zaman arşa istiva ayeti altı yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı var mı? Var. Buna iman farz mı? Farz. İnkar eden kafir olur. Ama benim gibi oturdu, benim gibi temas etti, benim gibi indi çıktı diyen de kafir olur. Çünkü neden? Allah'a mahluklarına benzettin. Neyse ki şey ayetini devreden çıkarttın. Ona bir şey benzemez ayetini devreden çıkarttığın için o da kafir olur. Selefilerin bu itikadı. Allah'a benzer isnat ediyorlar. Peki o burada ehli sünnet ne diyor? Ehli sünnet diyor ki iki tane yolu var burada ehli sünnetin. Bir defa diyor şu kesin. Selefi de kalefi de yani ilk üç asır ehli de sonra gelenler de, hepsi de diyor ki Allah Teala'nın bu istivası kendi murad ettiği mana üzeredir. Yani maksadını kendi bilir. Bütün alimler burada tefsirlerin hepsini açıyor. İbn Abbas'tan başla bu zamana kadar bir evi düşünün hepsi önce şunu der. Celale tefsiri bile en küçük en kısa tefsir devamlı da Allahu a'lemu bi muradi bi zalik yani. Bundan maksadını Allah bilir. Bir defa diyeceksin ki maksadını Allah bilir. Bunu dedikten sonra artık ne diyemezsin? Oturdu kalktı diyemezsin. E peki hoca sen neye göre diyorsun? ki temas etmedi, dokunmadı, intikam Sen onları nasıl tahsis ediyorsun, tenzih ediyorsun? Ha, ben yapmıyorum onu. Kendi zatı diğer ayetlerinde misli yoktur buyurunca biz burada oturmaktan, kalkmaktan, intikalden, mekandan, temekkünden, hulülden, nüfuzdan, sirayetten, duhulden münezzehtir diyebiliyoruz. Neden? Leyse ayet var elimizde olduğu için. Ama oturduğuna dair, arşı mekan ettiğine dair senin elinde bir ayet, bir hadis yok. Arşa istiva da müteşabi olduğuna göre sen o manayı veremezsin. Ben de diyorum ki Allah ne murad ettiyse o mana üzere arşa istiva etti. Ben buna iman ettim. Bu selefin görüşüdür. Selef de kalef de tenzih eder. Mekandan tenzih eder. Ancak burada halefin yani son 3 asırdan sonraki alimlerin tevil yaptıkları vardır. Neden tevil yaptılar? Çünkü çok yanlış mana vermek isteyen Allah oturdu yanına da işte onu oturttu bunu oturttu gibi şeyler çıkıyor. Çıktı rivayetler uydurmalar zayıf zayıf da değil mevzu rivayetler falan. E bunlara göre halef uleması dediler ki bu millet bundan böyle şeyler itikadı bozulacak. Onun için biz bunu tevil edin. E neye göre tevil edeceğiz? Neye göre tevil edeceğiz? Yine ayet hadisten mana çıkaracağız. Çünkü tevil de ben böyle düşündüm diyerek olmaz. Bu düşünceyle bulunacak bir şey değil. Ayet hadise göre ne dediler arşa istivaya? Arşa istiva dediler ki arşa hükümran oldu. Yani arşı yönetiyor. ul emru min ile Gökten yere her şey o yönetiyor. Gökten yönetiyor değil. Gökten başlayıp yere kadar, yerin dibine kadar her şeyi o yönetiyor. Onun yönetimi altındadır demektir. Anladın mı şimdi? Bunu anlatmak istiyorum. Yine ayet denen, bu tevilden değil ki. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var. Ne diyor? <laughs> Ve cihan Rabbin geldi diyor. Kur'an'da. E Allah Teala gelmez gitmez ya. E şimdi bu Rabbin geldiğine alimler ne diyor? Selef de böyle diyor. Rabbinin emri geldi, hükmü geldi, kazası geldi, kaderi geldi diyor. E kim biliyor? İmam Malik de böyle diyor. Rabbinin emri geldi diyor. İmam Taberi de böyle söylüyor. İmam Kattabi de böyle. Bunlar hep selef. Hani selef tevil etmez. Ya kardeşim bu tevil olmuyor ki zaten. Niye tevil olmuyor? Çünkü Rabbin geldi demek, Rabbinin emri geldi demek. Niye? E başka ayette de diyor ki Nahl Suresi'nde Allah'ın emri geldi diyor. Şimdi öbür ayet öbür ayeti tefsir ediyor. Şimdi ayetten alarak sen bunu diyebilirsin. Rabbin geldi ne? Rabbinin emri geldi. Ya diyeceksin ki mana vermiyorum. Mevla'ya meci sıfatı olduğunu kabul ediyorum. Hiç mana vermiyorum. Tamam. Selamettesin. Mana vermiyorsan selamettesin. Ya da diyeceksin ki tevil. Neye göre tevil? E, Allah'ın emri geldi diyor öbür ayette. Eviyetiye bazı ayatı Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri geldi diyor. E, bu ayetler muhacesinde Anlaşılıyor ki burada Mevla gelmez gitmez. Gelmekten tek münezzeh. Mevla'ya mekan yok, zaman yok. Nereye gidecek gelecek, nereden nereye intikal edecek. Mekan onda geçerli değil yine. O zaman emri geldi, hükmü geldi oluyor. O da nereden çıkıyor yine dikkat et. O da öbür ayetlerden anlıyor ulema. E sen oturduğun hangi ayet öbür ayette direkt celese kade yerleşti oturdu nerede bulacaksın hangi ayette? O zaman ne göre diyorsun ki bana veriyorsun karşı oturduya? İstiva oturdu demek değil ki. İstivanın kaç türlü manası var lügatta. E burada Mevlana kastediyor. E, Leyse gemisli şey, ben hiçbir şey benzemezden anlıyorsun ki oturduyu kastetmiyor. Çünkü oturmak kalkmak sonradan yaratılana mahsus. Bu kadar basit bir şeyi 1400 senedir kim çözememiş ya? Kim çözememiş yani? Aha anlatıyorum burada. Hamalı da anlıyor, profesörü de anlıyor. Konuştuğum laf ortada, ayetler, hadisler ortada. Delillerim ortada yani. Şimdi... Metin'de böyle söylüyor. Ve la yahmülü. Dikkat et. E şimdi buraya kadar e, delillerimizle beraber metni okudum. Şimdi delillerimizle beraber söyleyelim. İmam Mekki İbni Ebi Talib-ül Kayravani Rahimullah Hazretleri. Çok büyük allame bunlar Maliki mezhebinde. Diyor ki Arşa istifati ne demek? Kudretiyle, azametiyle yoksa mekan olarak değil Arşa istiva etmesinin manası. Ondan sonra bu kudret ve tazim ve celalet yani yücelik irtifasıdır. Yücelik yani ne değil? Ben size yine demiştim. Yükseklik değil. Yücelik. Ondan sonra intikal bir yerden bir yere çıkmak, inmek şeklinde haşa değerlendirilemez. Şimdi İmam Hattabi, malim-i sahibi, selefin Ha babalarından yani en muazzam ulema diyor ki Müslümanlar Allah Teala inna Allah alel arş Allah arşa istiva etti De, diyorlarsa bunun manası ona demek değil ki muassinle temas etti demek değil ömütemekkinu fi onda yerleşti demek değil ömütu fi ciheti miciati onun bir cihetinde bir yönünde mekan tuttu anlamında değil lakin ubainum yani mevla buyurmak istiyor ki en son cisim arştır cisimler olarak yaratılmışların en sonu arştır. Arştan öte tamam mı? Yani alemi imkanı ma bu mahlukatta bu dünya aleminde yıkılacak alemlerde kastediyoruz. Arştan öte bir alem yok. Hal böyleyken ben arşında fevkindeyim. Şimdi allah Teala her şeyi yönetiyor mu? Yönetiyor. allah Teala her şeyi yarattı mı? Yarattı. Ama biz ne, ne diyoruz? Köy gökleri yerleri yaratan. Ey arşı yaratan diyoruz. Hiç diyor muyuz? Haşa. Kelpleri, hınzırları yaratan Allah'ım diye. E kelbi hınzırı kim yarattı? Haşa ben mi yarattım? E kelbi hınzırı da Allah yarattı. Ama ke kelbi hınzırı yaratan diye devam ediyor muyuz? Neden? Gökler, yerler ve arş çok üstün cisimler. Yani bütün alemler yedi kat gökler, yedi kat gökler ve yedi kat yerler var. Yedi kat gökler ne demek biliyor musun? Yani güneş, ay falan bütün bu sistemin içinde. Yedi katın içinde yani. Birinci katın altında, mesela olmasa da, birinci katıtla sınırlı olmasa da, yedi katın içinde bütün felekler, bütün gezegenler, bütün sistem yedi katın içinde. Bu, bu alemi görebiliyor musun? Bir, güneş bilmem kaç yüz kat dünyadan büyük, öbürü bilmem kaç, bir gezegen çıkıyor dünyadan kaç bin kat büyük falan filan. Bunların hepsini toplasan diyor, arşın yanında ne kadar eder diyor, ne kadar eder? İşte efendim kürsünün yanında ne kadar edilir? Mes vel fil kürsiyye illa ki halkatü mulkatü fi Diyelim ki dünyanın en büyük çölü. Yani Sina çölü bilmem ne çölü işte. Dünyanın en büyük çölü. Ucu bucağı gözükmüyor yani. Günlerce sen bir köşesini bulamazsın. Bir meskun mahal bulamazsın. Bu çöle diyor bir bilye atsan bilye misket. Bir misket atsan ne kadar gelirse yedi kat gökler ve yerler kürsünün yanında o kadar küçük Mel kürsüyü fil arş. O kürsü vesiyah kürsüyü semaat bir İşte Kur'an kürsü gökleri yerleri kaplamış zaten. Yani nasıl sen daha gökte diyeceksin? Kürsü göğü yeri kaplamış zaten. Allah Teala nasıl kürsünün de mi altına girecek aşağı kelle o zaman? Peki kürsü de arşa göre ne kadar kalıyor? Bak yedi kat göklerin yerlerin bütün alemlerin gece Efendimi efendim bilya kadar kaldığı çöldeki bilya kadar kaldığı kürsü arşın yanında koca sahradaki misket kadar. E şimdi Mevla Teala da ne bunu? Ben arşa istiva ettim diyor. Ne demek? Arşı yöneten benim diyor. Şimdi arşı yöneten anladın mı sen şimdi? Sen şimdi bir belediye reisi kalkıyor diyor ki ben şu beldeyi yönetiyorum. Değil mi? Ama sen şimdi Cumhurbaşkanı için dersen ki ey efendim görelenin göreleyi yöneten bizim memleketten bahsedeyim şimdi. Cumhurbaşkanına karşı ayıp olur değil mi? Niçin? Ne Görelisi, ne Girasun'u, ne Karadeniz'i, ne Akdeniz'i. Adam bütün Türkiye'yi yönetiyor Cumhurbaşkanı. Anladın mı şimdi? Sen şimdi bir ilçeyi yöneten dedin mi hürmetsizlik olur. İlçeyi de tabii o yönetiyor dolayısıyla. Her kararlar yukarıdan geliyor yönetimler. Ama sen onun yönetimini söylerken ey Türkiye'mizi yöneten, Türkiye'yi yöneten işte başkomutan diyorsun şudur budur. Sen şimdi başkomutan dediğin adama dersen ki ey efendim Erzurum'daki şu birliği yöneten. Ayıp olmaz mı senin başkomutana? Anladın mı? Şimdi Mevla da her şeyi o yönetiyor. Niye arşıya istiva ettiğini yönettiğini söylüyor özellikle? Yani arşı yönetiyorsam sen kimsin diyor. Gökler yerler ne diyor. Amerika Rusya ne diyor. Yani dünyadaki yöneticiler kim diyor. Eynel mülü krallar kimmiş neredeymişler hele bakayım diyor. Bu ne demek? Ben arşa istiva ettim diyor yani. Ha şimdi Arşa istifatı ne demek? Arşı yönete, yönetiyorum demek. Her şeyi yönetiyor ama özellikle arşı söylüyor. Niye arşı söylüyor? En büyük mahluk o olduğu için. En büyük cisim o olduğu için. Arşı yöneten haydi haydi bütün alemleri yönetiyor demektir. Bunu anlamayacak ne var abi? Burada arşa oturuyorum mana çıkabilir mi ya? Haşa ve kella. Onun için ne diyor? Yani ben bütün yarattıklarımdan farklıyım. Arşı bile yöneten benim. Sen bana neyi benzetiyorsun diyor. Bunu söylüyor. İmam Hattab'i söylüyor. Onun için biz diyor burada şekil veremeyiz. Ve nefeyne anü tekyif diyor İmam Kattabi. el i başlarında imamlarını. Büyük muaddis. Ve şarih. En imana o verir hadislere yani. Hattab'i dedi mi durursun orada. Diyor ki şekil, şemal, cihet, yön asla olamaz. Niçin? Çünkü leyseke misli şey ona benzeyen hiçbir şey yok diye ayet var diyor. Bu ayet varken biz nasıl oturduk artıması verelim diyor. Anladın mı? İmam Kurtubi. El müffin fişarı sayın müslim, müslimin şerhini yapmış. Müf müf yani İmam Kurtubi tefsirinde demiyor bunu. O aynı müfessir Kurtubi'den bahsediyor. Kurtubiler çok var. Biz müfessir Kurtubi'den bahsediyoruz. Ama müslim şerhinde söylüyor bunu. Tefsirde değil. Sayfası da var yani. Efendim. Ne diyor? 6. cildin 670. sayfasında söylüyor. İmam Kurtubi diye İbnü'l Esmet'in baş ulemasına. Arş diyor Allah Teala taşıyamaz aşağı. Çünkü Allah Teala taşınacak bir şey değil ki haşa. Arş Allah Teala'yı taşıyamaz. Allah Teala cisimlerin istikrarı gibi yani benim şurada yerleşmem gibi ona istikrar edemez aşağı. Çünkü neden? Taşınan bir şey mekana muhtaç demektir. Bir şeye muhtaç olan ilah olamaz. Bu kadar. Yani. Arş yokken arşı Allah yarattı mı yaratmadı mı? Arş Allah'la birlikte ezeli mi? Haşa. Onu diyen kafir olur. Çünkü halaka arşı yarattı diyor. Değil mi? Halaka semahat ve gökleri yerleri yarattı diyor. E, yaratılan sonradandır. Sen diyorsun gökte. Nasıl gökte olacak o zaman? E, gök yokken neredeydi haşa? Anladın mı? Ya bunu da Kurtubi söylüyor. Bütün alimler bu hususta e, beyanları vardır ehl sünnetin. Ha ya diyeceksin ki ehl sünnetin iki görüşü var. Ya tefviz ya tevil. Selef alimleri tefviz diyor. Tefviz ne demek? Ya bunun manası Allah'a alem diye. İstiva sıfatı var karıştırmayalım. Bu güzel bir şey. E bunu ben e, ben bilmiyorum istivanın manasına desen. İmanına zarar verir mi? Vermez. Daha da kuvvetlendirir. El aczu an derakil idrak idrak. Anlayamadığını anlamak, itiraf etmek idraktır ve imandır diyor Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh. Onun için bunda sorun yok. Bu eslemdir. Çünkü mesela biz Peygamber Musa Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Davut Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Şuayb Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Şis Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Boylarını biliyor muyuz? Tafsilatını biliyor muyuz? Renklerini biliyor muyuz? Ne tip olduklarını biliyor muyuz? E, i̇manımıza zarar veriyor mu yani? Keyfiyeti bilmemek imana zarar vermez. Biz enbiyaya inanıyoruz. Şekillerini bilmiyoruz yani. Burada da Allah'ın arşa istiva sıfatı var. Müteşabihattır. Mevla buyuruyor ki bunun gerçek manasını Allah'tan başkası bilemez. Ya ayette diyor bunların tevilini manasını diyor. Yani gerçek manasını. Gerçek manası şu demek. Bu budur başka değil. Ne gibi? Allah alışverişi helal etti. Bunu manasını ben de biliyor muyum? Biliyorsun. Sen de biliyor musun? Biliyorsun. Meallere de yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Bunun manası yüzde yüz Allah alışverişi helal ettidir. Doğru mu? Doğru. Bir pay var mı başka manaya? Yok. Ama istevâ alel arşta kimse bunun manası sadece budur. Yüzde yüz budur diyemez. Diyemeyince ne oldu? Müteşabihat oldu. O zaman ne diyor? Bunun gerçek manasını yani kesin manasını Allah'tan başkası bilemez. E bilemezse sen de diyorsun ki Allah'ın muradı üzere inandım. E bittiyse Müslümanın da yapması gereken bu değil miydi? Bu asla imana zarar vermez. E efendim tef işi. Ancak tevil de Halef ulemasının mezhebidir. Halef demek İlk 300'den sonra diyoruz ama öyle değil. Bakın İmam Malik bin, e, şey 179 vefatı. 179 ne demek? İkinci asrın alimi. İkinci asrın. Selefin göbeği İmam Malik. Ondan sonra efendim Süfyan-ı Sevri yine aynı dönemin adamı. İkinci asrın adamları. Yani Süfyan Sevri. İmam Taberi 300'lü. Üçüncü asrın müçtehitleri. Ona İmam Süddi. Bunlar hep o da ikinci asır olacak yani. Bunlar Selefin en büyük alimleri ve imamları. Şimdi İmam Turtuşi diyor ki... Turtuşi Maliki'nin en büyük alimlerindendir. İmam Turtuşi diyor ki... İmam-ı Malik tevil mezhebini seçmiştir diyor. Koca müçtehit... Ehl-i Sünnet'in... Efendim... Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Eee... Yekâdün nas yadribûne ekbâdel ibili... Felâcidûne âlimen âlemem... E, alim alim ehli Medine veya velacun alime min alim Medine. Bu hadis-i şerifte yani manen rivayet etmiş oldum biraz ama kelimeleri ma, şey lafzı da bu yani. Yakındır ki insanlar develerini ciğerlerine vura vura aylarlık aylarca yıllarca yollardan gelecekler. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Medine alimi diye tarihte İslam tarihinde Medine alimi diye lakaplanan tek kişi vardır. O da İmam Malik'tir. İmam Muhammed bile koca müçtehit yani Umlu o okumaya falan İmam Malik'e gelmiş talebe olmuştur. Koca İmam Muhammed yani Hanefi mezhebinin İmam Azam Efendimiz'den sonraki yani tabi Ebu Yusuf geliyor da Ebu Yusuf'tan sonraki en büyük alimi. İmam Muhammed ki İmam Şafii bile ondan yetişti. Ahmet Nambel efendim böyle zincirleme onların hocasıdır yani. İmam Muhammed'in bile hocası, şeyhidir, hocasıdır. İmam Malik. Selefin başıdır İmam Malik. İmam Malik de tevil yapardı. Ne diyordu mesela? Efendim, e, Rabbin geldi, onun manası Rabbinin emri geldi diyordu. Tamam Rabbinin emri geldi. Çünkü bunun manası açık diyordu. E, şimdi İmam Turtuşi de onun tevil ehlinden olduğunu söylüyor. Yani mesela, öbür türlü ne diyor? İstiva malum, yani lügatı biliniyor ama Vel keyfu meçhul, keyfiyet meçhuldür diyor. Ne demek keyfiyet meçhuldür? Yani bu Allah'ın istiva sıfatının şekil veremeyiz buna. Oturdu diyemeyiz, kalktı diyemeyiz, yerleşti diyemeyiz, hulletti diyemeyiz. Çünkü bunlar sonradan yaratılanların ihtiyaç sıfatları. Haşa Mevla bunlardan münezzeh. Keyfiyet meçhul diyor. Bu ne demektir? Buna lukat manası verilemez demektir. İstivaya lukat manası verilemez. O da öyle söylüyor. Ondan sonra e, İbn-i Cerir et taberi Kullu şeyin halikun illa vecihe Her şey yok olacak. Veci müstesna. Allah'ın veci. Veci kelimesinin lukat manası nedir? Lügat manası yüzdür. Bak bunu benim bu rama ne deniyor şu rama? Vecih. E Allah Teala'ya bizim gibi haşa veci yüz istat edebiliriz. Edemeyiz. Peki vecih taberi ne demiş? Taberi, süfyan sevriler anladın mı? Vesaire. Ne demişler? Vecih o. Allah'ın zatı demektir. Ha insan nasıl ki yüzün, yüzüyle tanılıyor. Kendini tanıtmamak isteyen insana bile ne yapıyorlar? Estetik şeyinde ajanlara macanlara yüzünü değiştiriyorlar. Yüzünü bir değiştiriyor. Adam o sonra 20 sene daha yakalanmadan geziyor. Yüzdür insanı şeyden. Zatını temsil eden. Allah Teala da burada vecih tabiri kullanıyor. Müteşabihattandır. Allah'ın yüzü olmaz ki aşağı. Bu vecihten maksat nedir? Zatıdır diyor. Bunu taberi söylüyor. Anladın mı? Böyle mana vereceğiz. E, o sonra mesela imam e, İmam Mücahit. İmam Mücahit ya. İbn Abbas'ın talebesi yani tabiinin en ulularından değil mi hocam? İmam Mücahit tabiinden. İbn Abbas'ın talebesi, baş müfessir İmam Mücahit. Bak ne söylüyor ayete bak. Ala ma farrattu fi cembillah. Cem yan demek. Şimdi benim yanım cembim ne demek? Cembi benim yanım ne demek? Ha şura sağım da yanım oluyor, solum da yanım oluyor. Peki ayette ne diyor? Yarın e, kafirler diyecekler ki ben Allah'ın yanında ne kadar kusur ettim geri kaldığım için pişman oldum diyecekler. Ayet bu. Zümer suresi diye a, aklımda. Allah'ın yanında haşa. E manası yan demek. Hadi ver mana. İmam-ı Mücahit ne diyor? Fi emri Allah'ın emirlerinin yanında çok noksanlık yaptım. Burada emir masuftur diyor. Allah'ın emirlerinin yanında diyor. Taberi böyle söylüyor. Süddi böyle söylüyor. Sen nasıl kalkıyorsun da şimdi Allah'ın yanı var diyeceksin ya? Yanı olması için bir mekanda olması lazım. Bu demektir muhtaç olması lazım. Ha, ayetleri selef de tevil ederdi. Öyle hepten te selef tevil etmezdi diye bir şey yok. Ondan sonra İmam Sütti, Süfyan Sevri, Koca Süfyan Sevri. Bu da Taberi tefsirinde geçiyor. 22. cildin 126. sayfasında. Ne diyor mesela şu ayette? Tecribi ayunina. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gidiyordu. Neyle gidiyordu? Bir ayunina. Ayun ne demek? Aynın cemi. Ayın ne demek? Göz demek. Ayun ne demek? Gözler demek. E şimdi Allah'ın gözleri mi var aşağı? Bizim gibi. Ha. O zaman ki Süfyanı Sevri bile ne söylüyor? Bu şu demektir. Bir mer en minna ve manzarin minna. Yani bizim gözetimimiz altında. Bizim gözlerimizin önünde demek değil. Ya gözetimimiz yani Allah'ın basır sıfatı yok mu? Görme sıfatı. Her şeyi görüyor işte. O gemi de giderken Nuh gemisi altı ay denizin üstünde kaldı. Dünya tufana kalk olduğunda onu biz görüyorduk, gözetiyorduk diyor. İmam Şehabuddin-i Karafi Hazretleri i̇mam Malik ne dedi? Şekil burada verilmez. Çünkü diyor Arapların koyduğu lügatlara göre bak Arapların vaz ettiği lügatlara göre. İsteva ne manasında? İstekarra. Kim dedi? Arap'ın şu şairi. E Arap'ın bu bir şairinin o istekarra manasında o kelimeyi kullandığına göre Allahu Teala'nın zatı hakkında mana verilir mi diyor. Onun için İmam Malik dedi ki bunun keyfiyeti makul değildir. Yani anlaşılacak bir şey değil demek. Çünkü burada ne var? İntikal var. İntikal ne demek? Bir yerden bir geçiş, gidiş, geliş, iniş, çıkış. Burada ne var? Heyat-ı cismiye var. Ne demek? Cisim oturdu. Nasıl oturdu diyecek ondan sonra? Bağdaş mı kurdu? Diz üstüme mü oturdu? Ayağını mı uzattı? Zaten aşağı aşağı uzattı da diyor bu, bu, şerefsizler. Yani bu Vahabi takımı yani. Onda diyorlar ha ayağında uzattı aşağı. E kardeşim bu kadar da değil. Çüş derler adama ya. E şimdi terabbi mudur, şu mudur, bu mudur? Bunlar Allah Teala hakkında düşünülmesi imkansız olan hallerdir. Çünkü cisimlerle alakalıdır. Sonradan yaratılanlarla alakalıdır. Leyse gemisli şey ayetliyle bunlar reddedilmiştir Kur'an'ın nasıyla reddedilmiştir. Ona benzemez bir şey. Nasıl benzediyorsun kendinin hareketlerine ya? Evet. Onun için yine geldik İmam Şafii'nin sözüne, İmam-ı Azam'ın sözüne. Biz Allah'a iman ettik. Allah'tan gelen her ayete iman ettik. Muradı neyse ona göre. Müteşabihat hakkında. Çünkü muhkematta zaten muradını biz de anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettik. Ondan gelenlere iman ettik. Onun muradı ettiği mana üzere iman ettik. Tamam. Tefriz edersen ne hala? Yok tevil edersen tevil caiz. Niye caiz? E çünkü sahabe-i kiramdan da tevil ediliyor. Müçtehitlerden de tevil ediliyor. Kimse sana Rabbin geldi derken benim gibi kalktı geldi manası verir mi ya? Hangi alim vermiş yani? Hepsi demişler ki cihetten, yönden, şekilden, mekandan münezzeh olarak mana verilecek. Ya bu da ne demektir? Kelime telaffuz edilecek, mana tercümeye çevrilmeyecek demektir. Zaten bunu manası budur. Bak ne buyuruyor şimdi daha yanacağız. Belil arşu, aslında arş ve hemeletu, arşı ta taşıyanlar, mahmulüne taşınmaktadırlar. Bir lütfu kudretihi. Onun kudretinin lütfu keremiyle taşınıyorlar. Ya onları ortada bıraksan ne olacak? Arşta düştü aşağı paramparça oldu. İnna Allah yumsiku semavat vel ardentezule. Kökler yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor diyor Kur'an'da ya. Ve yumsiku semavat illa bizni. Allah Teala izni olmadan yani kıyamette izin verecek, gök yere inecek, kıyamet kopacak. İzni olmadan gök yere düşmesin diye göğü tutuyorum diyor. Göğü tutan göğün içinde olur mu ya? Tutan tuttuğu şeyin içinde olur mu ya? Gökleri yerleri kaymasınlar diye tutuyorum buyuruyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Anladın mı? Onun için arş sonradan yaratılmıştır. Arş taşınmaya muhtaçtır. Arş al Rahman'ı taşıyamaz. Haşa arş, arş, da onun kudretiyle taşınıyor. Arşı taşıyanlar da onun kudretiyle taşınıyor. Ve mekhurune zelil ve mahluptürler. <laughs> Fi kabzati Allah Teala'nın kabzayı kudretinde yani tasarrufu ve te tedbiri yönetimi altında hepsi eziktirler diyelim tam Türkçesi eziktirler makbur ezik yani şimdi şuna bak şuna Allah Teala tutmasan arş mı durur gök mü durur ayette söylüyor göğü yeri tutuyorum diyor da e şimdi gökleri yerleri kürsü kaplamış kürsüyü kim tutuyor ya kürsü, kürsünün altında Allah nasıl olacak aşağıya onun için şimdi mesela arşı taşıyanlar var ben bunlara soruyorum. Ben bunlara şaşırıyorum. Hiç mi ayet okumamışlar? Ve yahmilu arşe rabbike fevka yevmeydin semaniye. Bu ayet-i kerimesinde El Hakka suresinde efendim 17. ayet-i ne buyuruyor? Arş, Rabbinin arşını kıyamet günü 8 melek taşıyacak. İşte hadis-i diyor ki şu anda dört melek taşıyor. Onların sıfatları, isimleri de zikrediliyor. O güçleri, kuvvetleri. Arşı taşımak ne demek ya? Arş onların boyunlarında biliyor musunuz? <laughs> Yedi kat yerler dizlerine geliyor. Arş da boyunlarına geliyor. Yedi kat yer neresi? Buradan dünyayı geç. Birinci kat sema 500 senelik mesafe. Yedi kere 500 koy. 500 senelik mesafeler. Oradan kürsüye çık. Oradan arşa çık. Ta arş da o dört meleğin boynunda şimdi. Hani sen onu hadise kabul etmesen bile mahşer günü arşı sekiz meleğin taşıyacağı <laughs> ayetle sabit. Yani sen ne inkar ediyorsun? Peki şimdi arşı sekiz melek taşıyor diyelim. Yani taşıyacak. Şimdi de dört melek taşıyor. Tamam. Arşı diyelim sekiz melek ayette sabit. Peki sekiz melek Allah'a nasıl taşıyacak abi ya? Allah Teala arşa yerleştiyse haşa. Arşı kim taşıyor? Sekiz melek. Ne oldu o zaman? allah Teala arşı yaratıyor, melekleri yaratıyor, kürsüyü yaratıyor. Ondan sonra kendini onlara taşıtıyor. Bunu Mevla'ya yakıştırıyor musunuz bir Müslüman olarak ya? Arş zaten taşınıyor. He, Arşı kim taşıyor? Sekiz melek. Melekleri kim taşıyor abi? Ben işini kim ayakta tutuyor ya? Ben efendim ha telefonu ayakta tutuyorum aşağıya. E beni kim tutuyor? E telefonu kim tutuyor? Elim. Elimi kim tutuyor? Vücudum. Vücudum kim, kim tutuyor? Ruhum. Şimdi uyusam tak gitti. Ruhum. Ruhum kim, kim tutuyor? Ruhumu kim yönetiyor? Burada şu kadar bir şey taşımakta. Ruhum devreden çıksa küt aşağı o zaman nasıl oluyor? Arşı Allah'a taşıyacak aşağı. Ondan sonra arşı kim taşıyacak? Sekiz melek. Sekiz melek kim tutuyor ya? Mevla her şeyi ben yönetiyorum diyor. Sen hala diyorsun ki arşta oturuyor. Gökte oturuyor ya. Bu yapmayın bunu bir Müslüman yapmaz. Arş taşınıyor diyor İmam Gazali ya. Arş da taşınıyor. Arşı taşıyanlar da taşınıyor. Hepsi Allah'ın kudretiyle taşınıyor. Ve Allah'ın tasarrufu altında. Ezik durumdalar hepsi. Sen Rahman Teala'yı Yüce Mevlamızı nasıl bunlara şey diyorsun efendim muhtaç duruma e, haşa ve kella. Yani düşürüyorsun, düşürmeye çalışıyorsun. Haşa ve kella. Düşer mi ya? Evet. Onun için itikadımız bu şekildedir. Şimdi allah Teala arşın fevkindedir. Tamam. Ama bu nasıldır? Manevi fevkiyetle fevkindedir. Tamam mı? Şeyh Zerruk Hazretleri beyan ediyor. İmam Mekki bin Ebu Talib'il Kayravani beyan ediyor. Bütün ehl er Sünnet ulema İbni Abdilber beyan ediyor. İbn Abdilber. Bütün ehl er Sünnet uleması bunu beyan ediyor. Ne diye beyan ediyorlar? Diyorlar ki fevkiyeti maneviyedir. Allah Teala'nın fevkiyeti vardır. Bu manevidir. Ne demek manevidir? Yani sen diyorsun ki sultan vezirin fevkindedir. Vezirin fevkindedir demek üstünde oturuyor demek değildir. Belki sultan aşağıdayken vezir çıktı üst kata yani. Ama onun ne olursa olsun fevkin dedi. Burada yine mekandan bahsediyoruz. Çünkü sultan da mekandır, vezir de mekan. Mevla'da bahsettiğimiz zaman mekan ve cihet söz konusu değildir. Ama bu fevkiyet denedir nedir? Ben size kısa bir Türkçe laf söyledim. Üstlük, üstlük değil, üstünlük dedim. Üstlük değil, üstünlük. Yani üstünlük güç bakımından, halebe bakımından, galibiyet bakımından, kudret bakımından, uluv, uluv de böyle. Tamam mı? Yükseklik değil yücelik dedim. Bak bunlar benim yani Türkçe klişeler yaptım size birkaç zaman evvel derste de. Anladın mı? Yükseklik değil yücelik dedim. İşte bunlar manevi ifade. Çünkü Allah Teala hakkında cihet söz konusu olmadığından Allah Teala Arş'ın fevkindedir. Ve fevka kul şey. Her şeyin de fevkindedir. Neden? Arş her şeyin, Arş her şeyin fevkindeyse, Allah Teala da Arş'ın fevkindeyse o zaman her şeyin fevkinde oluyor. Fevkinde ne demek? Mesela diyorsun yani... Türkçeleşmiş ya bu bu... Bu bunun fevkinde. Ne demek? Bundan daha üstün. Üstün. Yoksa o onun altına koyduk... Onu onun üstüne koyduk anlamında konuşmuyoruz. Türkçede bile bunu... Artık Arapça bir kelime Türkçeleşmiş yani. Hiç kimse bunu... Bunu bunun altına... Bunu bunun üstüne diye... Bu bunun fevkindedir demiyor ya. Yani. Bu bundan daha üstün manasına geliyor. Türkçede bile. Yani... istilahımızda bile. Şimdi... Mesela diyorsun ayet-i de söylüyor. Vevel kahiru fevka ibadi. Allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Bak kahir Türkçede de kullanılıyor. Kahir ekseriyet diyorsun. Ne demek kahir? Ezici. Ezici güç. Yani ne demek? Yenilmez. Hep galip, hiç mağlup olmayan bir güç sahibi kahir. Allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Tamam. Bu ne demektir? Onları zelil kılıcıdır. Emirlerine boyun eğdiricidir. Öl de dediği kala yaşayabiliyor mu? Do dediği efendim e, hayat verdiği ölü kalabiliyor mu? Mecbur canlanıyor. Efendim yıkıl dediği ayakta durabiliyor mu? Ya dedi mi bulut yağdırmadan duram yani kullarından aziz ettiğini efendim kimse artık zelil edemiyor. Alçak ettiğini kimse itibar veremiyor. E? Müzellil zelil kılan manasındadır. Yoksa bu Ka kahirdir kullarının fevkinde. Ne demek fevkinde? Aşağıdan intikal etti, üst kata çıktı. E, bizim anladığımız hissi ve mekani olanlar bura alt kat, bunun bir üstü var, onun bir üstü var mı? E, burada allah Teala kullarının fevkinde kahir olmasına kim diyebilir ki aşağıdan yukarı geçti? E, o zaman nasıl üstlük manası vereceksin? Efendim, e, bu çok önemli. E, Enam suresinin adı kerimesinde daha birçok ayet bu kahir sıfatı e, beyan ediliyor. Kudretiyle onlara e, galip olan manasında bütün ulema efendim isti'la, yücelik, üstünlük, hakimiyet bu manalar veriliyor. Yoksa intikal manası asla söz konusu değildir. Şimdi bak İmam Gazali sana öyle güzel anlatmış ki mübarek adam ya ben 40 sene anlatsam e, tek kelimeyle onun dediğini anlatamayacağım. Şimdi Allah Teala arşın fevkinde midir? Fevkinde dedi. Her şeyin fevkinde midir? Fevkindedir. O her şey nereden başlıyor? İlâ tukû mislâra. Toprağın tohumuna kadar, diyor. Toprağın tohumu ne demek? Yedi kat yerin. Yani âtebe mine lâzım Yerde de gökler kadar yedi kat var diye ayet var. Yani bunun yedi katının dibine, merkezine in... Bunların hepsi şeydir. Yani mevcuttur. Her şey mahlukattır, mevcudattır. Allah Teala da bunların hepsinin fevkinde bilir, hepsinin fevkindedir. Zaten arşın fevkindeyse yerin tohumu ne olacak yani? Hep tabii ki o zaten en altta kalmış. Ne diyor şimdi? Fevkiyeten. Bir fevkiyet var ki bir yani şimdi halef mezhebi de sünnettir. Halefe göre Türkçe konuşuyorum yani. Halefe göre. Bir üstünlük ki diyorum yani. Yoksa selefin mezhebi burada üstünlük de diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü Selef'in mezhebine göre kelime aynen muhafaza edilir. Kelime aynen muhafaza edilir. Manası Allah'a havale edilir. Fevkiyet fevkiyet yani. Ama Halef'in mezhebinde tevil caiz. Onun için yani Türkçe'de değiştirebiliyorum o kadar. Çünkü El-Hüsnet'te iki ekol. Selef, Halef. Şimdi bir üstünlük var ki bak üstlük demiyorum aşağı bak. Çünkü Halef'in mezhebinde de üstlük diyemezsin. Ne Selef'te ne Halef'te cihet üstlük diyemezsin. Tamam mı? Selef'te üstünlükle konuşamadı. Fevkiyet diyeceksin. Ulu diyeceksin. İstiva diyeceksin. Ayette ne geçiyorsa o kelimeyi konuşacaksın. İlmini Allah'a havale edeceksin. İmam Malik dediği gibi efendim lügat manası burada verilmez. Efendim şekli keyfiyette verilmez, şekilde verilmez. Allah bilir diyeceksin. Bu tamam. Ama halefe göre bir lügat manası veriyorum. Öyle bir üstünlük ki La tezidü o üstünlük onu artırmıyor. Kurben yakınlık bakımından ilel arşı arşa daha ve semai göğe. Şey Allah Teala arşın fevkinde mi? Fevkinde. Dolayısıyla her şeyin fevkinde mi? Fevkinde. Ama o fevkiyet ne yapmıyor onu? Arşa da yakınlığını artırmıyor. Göklere de yakınlığını artırmıyor. Zaten Allah Teala hepimize yakın değil mi? Ve ne hamle hablil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız buyurmuyor. O zaman yukarı çıkmakta ne arıyorsun? Biz aşağıdayız. E ben şimdi deniz altıyla denizin dibine insem. E Mevla yine bana şahatlamarım daha yakınım diyor. Bana demiyor ki bana yakın olmak için biraz da yukarı çıkın. Mevla demiyor ki arada bir yukarı çıkın. Mekke çok mu yüksekte bir yer yani? Herkesi Kabe'ye davet ediyor. Allah'a en yakın tavaf yani yeri. Harem-i Şerif yani. Or en yüksek yer mi o zaman? Bize derdi ki ayda bir senede bir Himalaya'ların tepesine çıkın da bana yaklaşın der. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyen bir Rabbimiz var. Sen yakınlığı nerede arıyorsun? yukarıda mı arıyorsun yani? Onun için Allah arşın fevkindedir ama o fevkiyet onu arşa, onun arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz. Allah arşa yakın mı? Arşa arştan yakın. Göğe yakın mı? Göğe gökten yakın. E bana yakın mı? Bana da benden yakın. Ve nehanu akrabu ileyminkum ölünün yanında duruyorsunuz diyor e, aranızda yan yana şu kadar adam ölüyor en sevdiğin elini tutmuşsun böyle ağzına yapışmışsın böyle ona böyle üzülüyorsun ölüyor diye falan ben sizden daha yakınım diyor nasıl olacak ben sizden daha yakınım diyor e, o zaman Allah Teala arşa arştan yakın bana da benden yakın bana da şah damarımdan yakın o zaman efendim Allah Teala'nın arşın fevkinde olması onun arşa yakınlığını artırır mı Niye artırsın? Artılmaya müsaade bir şey yok ki. Bana benden yakın olan bir zatın ben ona yaklaşmak için ne, kaç metre yukarı çıkmam lazım yani. E ayet işte. Vehhabisi bitti işte ya. Vehhabim kaldı ya. Onun için arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz. Kemala tezidü şu ibareye bak ya. Artırmadığı gibi hu Allah'ımızı buradan uzaklık bakın anil arzı yer yüzünden ve sera toprağın altından. Peki şimdi Allah'ın arşın fevkinde oluşu Allah'ı yerden uzaklaştırır mı? Haşa. Topraktan uzaklaştırır mı? Nasıl ki benden uzaklaştırır mı Allah? Haşa. O zaman Allah arşın fevkindedir ama Vehhabi selefi anlayışı gibi mekan ve cihet ve taraf ve yön bakımından değildir bu fevkiyet. Bu üstünlük fevkiyetidir. Üstlük fevkiyeti değildir. Bu yücelik ulüvüdür. Bu yükseklik ülüvü değildir. Öyle olsaydı arşa yakınlığı onu yerden uzaklaştıracak da. Halbuki Allah'ın fevkiyeti var ama ne onun arşa yakınlığını artırıyor ne de onun onu yerden uzaklaştırıyor. Çünkü neden? Arşa arştan yakın, yere yerden yakın. E sen ama mekan verirsen ne oluyor? Bir mekan ve cihet verdiğin zaman oraya yakınlık arttıkça aşağı taraftan uzaklığın artması icap ediyor. Çünkü cisimlerde konu budur. Sonradan yaratılan bütün eşyada, bütün mahlukatta ve bizlerde bizim anlayabileceğimiz, bizim gördüğümüz her şey budur. Bir füze atıyorsun, uyduya bir bilmem ne atıyorsun. Yukarı doğru gittikçe uzayda aşağıdan uzaklaşması lazım yani. Bu cisimlere mahsus bir şey. Sen şimdi hem uydu yukarı doğru gidiyor hem de yerden uzaklaşmıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman allah Teala'ya yukarı cihet istat ettiğin zaman haşa yerden uzaklaşıyor demiş oluyorsun. Uzakta kaldı demiş oluyorsun. E ben şah Her şeye her şeyden daha yakınım diyen allah Teala'ya nasıl yukarıda diyebiliyorsun? Çok önemli. Çok güzel söyledi değil mi? Acayip söyledi ya. allah Teala bak arşın fevkindedir. Her şeyin de fevkindedir. Ama öyle bir fevkiyettir ki bu ne onun arşa göğe yakınlığını artırır ne de onu yerden ve topraktan uzaklaştırır. Ne demek oldu o zaman bu? Senin anladığın gibi üstlük, efendim, e, yükseklik söz konusu değildir. Üst söz konusu değildir. Bu her şeye her şeyden yakın olan allah Teala'dan bahsediyoruz. Belhüve, <laughs> o Allah Celle'ye rafi'ud deracat. Mertebeleri yüce olandır. Anil arşi Arştan da münezzeh, arştan da yüce. Tamam mı? Arştan münezzeh derken yani. Rabbul arşı lazım. Arşın Rabbi. Arşın Rabbi de benim de Rabbim yani. Benim de Rabbim. Ama şimdi kendini met ederken Ahmet'in Rabbi demiyor da ben diyorum ama dua derken ey Ahmet'in Rabbi diyorum yani. Efendim sonra ya Rabbi Muhammed'in alim. Ey Muhammed'in Rabbi diyordu. Ha ben Ahmet'in Rabbi derim yani. Ama kendini Rabbim met ederken arşın Rabbim diyor. Niye? En büyük cisim o onun Rabbi isem hepinizin haydi haydi Rabbiyim. Onu yönetiyorsam sen kimsin? Bu manada yani. Yoksa arş benim haşa mekanımdır manası bundan nasıl çıksın? Onun için allah Teala arştan münezzeh dediğimde ne anlatmak istiyorum? Arşta oturmaktan, orayı mekan tutmaktan münezzeh. Çünkü neden? Ya ben buraya oturduğum zaman, aa oturdum sağımda kaç santim kaldı solumda kaç santim kaldı ya ben bunu tam kaplarım ya ben bundan eksik kalırım ya da sandalye küçük gelir benim sağım solum biraz taşar yani bunun başka izahı yoktur oturdu dediğin anda cülüs ve istikrar yani yerleşme manası verdiğin zaman direktman allah Teala'yı cisim e, kategorisine kustuktu yani kategori gavurca konuşmayalım cisim tasnifine e, dahil ettin cisim tasnifine ne demek tasnifi e çünkü neden? Bu arştan. Haşa ya konuştuğumuz laflara bak ya. Küçük mü geldi? Büyük mü geldi? Tam mı geldi yani? Dördüncü şıkkı yok. E arş cisimse başı sonu var mı? Var. Bütün alemleri kaplamış ama yine de başı sonu var mı? Var. Çünkü yaratılan her şeyin bidayeti ve nihayeti vardır. Öbür türlü haşa başı sonu olmayan ancak allah Teala mahsustur o. Yaratılmışsa mutlaka boyutu vardır, sınırı vardır bütün alemleri kaplasa da bittiği nokta vardır yani. Bittiği nokta vardır. Sonsuzluk Allah'a mahsus. E hal böyle olunca o noktaya geldiğinde başı ve sonu olan bir mahluk, mahluku Allah Teala'ya mekan ve mahal yapa, yaptığın anda sen oldun mücessime fırkasından, el üstünden çıktın. Ne demek mücessime? Allah Teala'ya? cisim sıfatları istat eden fırka. 72 sapık fırkadan biri de mücessimedir. İbn-i Teymiye mücessimedendir diyor. Zahidül Kevseri Hazretleri. Bunu açıklıyor zaten. Onun için itikadımıza mukayyet olalım. İtikadımıza mukayyet olalım. Efendim ve ve mazalik Allah Teala bununla beraber bununla beraber ne demek? Yani ne arşa yakınlığı artar ne yerden uzaklığı artar arşa. Nedir? Karibun min kulli mevcud. Var olan her şeye yakındır. İsterse yedi kat yerin dibinde olsun, isterse arşın ee, fevkinde olsun. Efendim, sidretül müntahada olsun. Cibril aleyhisselama yakınlığı neyse bana yakınlığı aynıdır. Ha, maneviyatım Cibril makamındayım diye demiyorum aşağı. Allah'ımın bana yakın. Benim Allah'a yakınlığımdan bahsetmiyor. Benim manevi yakınlığım manevidir o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi yakınlığıyla senin benim şeyimiz bir mi yani? Ama Allah'ımızın yarattığı şeylere nispetle kurbiyeti yakınlığı ki bu manevidir böyle metrelik mesafelik değildir. Bu yakınlık her mevcuda nispetle eşittir. O zaman arşın üstünde ile altında yerin dibinde ne fark kaldı? Geçen ne anlattık? Yunus Aleyhisselam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve denizin dibinde la ilahe illa ente, sensin ancak dedi Allah'a hitap etti. Ben de Miraç'ta en teke masne, sen kendini övdüğün gibisin ben de sen dedim diyor. Ben Miraç'ta arşın fevkinde münteada cennetül mevada Allah sen diyorum. Yunus Aleyhisselam denizin dibinde dünyanın en derin yeri yani denizin dibine balık çöktü yani. Orada da Allah'ımıza sen diyebiliyor. Niye? Allah'ımızın her mevcuda yakınlığı eşittir. Çünkü sen kime denir? Karşındaki muhataba denir. Bu kadar. Yani bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamamak için çok mu okumak lazım ya? Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Şimdi ve huve evet ve huve Allahu Teala Etekaddes Hazretleri. Akrabu Bak daha yakındır kime? Bil abdi kuluna. Min habelil verid. Şah damarından daha yakın. E ne oldu şimdi o zaman? Ve ve ekrabu kuluna min Şah damarından, can damarından. İşte o koptuğu zaman canın çıkıyor yani. Şah damarı ne demek? Seni yaşadan damar. Yani senin özünde yani. Sana ondan daha yakındır. Ve ve ala şeyin şehit. O her şeye hakkıyla şahittir. ilmiyle ilminden kaçan hiçbir şey yoktur. İlmiyle, kudretiyle, yönetimiyle, yüceliğiyle, istihlasıyla, istihkamıyla, tedbiriyle, takdiriyle. Bak fevkiyet bunlardır. Ulüv de bunlardan bahsediyor. Tamam mı? Yoksa mekanla, zamanla, cihetle, yönle, tarafla Allah Teala'nın ne zatı ne sıfatlarının alakası yoktur. O her şeye hakkıyla şahittir. Her şey onun kaza ve kaderi takdiriyle meydana gelmektedir. Evet. Ne buyuruyor? Evelem yekfi bir rabbük enne ala külü şey Senin Rabbin her şeye şahit olması, e Rabbine, Rabbinin yüceliğini anlaman bakımından delil olarak sana yetmez mi? Evet. İhata sıfatı da var. Hep bunlar da ilmiyle. Ela enne bi külü şeyin muhit diyor. Adde. Ne diyor? Allah Teala her şeyin muhittir. Muhit ne demek? Türkçe'de kullanılıyor. Bizim muhitte şöyle var. Muhit demek seni çepe çevreleye kuşat, ç, ç, çevreleyen, kuşatan mıntıkaya sen mesela sen sarı yerlisin. sarıya yer senin ne oluyor? Muhitin oluyor. Ne demek? O mıntıka seni e, çevrelemiş yani. Senin sahan orası. Allah Teala ben her şeyin muhitim. Ne demek? Çepe çevre kuşatmışım diyor. Her şeyi çepeçevre kuşatması. Sen sadece diyorsun ki arşta oturuyor haşa. E Allah göktedir diyorsun. allah Teala diyor ki ben her şeyi kuşatmışım. Her şeyi kuşatana sen arşta mekan nasıl istat ediyorsun? Gökte göke, göğün içine nasıl sınırlıyorsun yani? Nasıl sınırlıyorsun? Her şeyi kuşattığına ayet var. Her şeye varlıklarından daha yakın olduğu kaç tane ayette söylüyor. O zaman nasıl ki kuşatması, ihatası tamam mı? şehadeti, şahitliği şimdi. Ha şahitliği, ihatası, kuşatması, yönetimden bahsediyor, ilminden bahsediyor, güç yetirmesinden bahsediyor. Ha o zaman fevkiyet de istilasından, yüceliğinden bahsediyor, yüksekliğinden bahsetmiyor yani. Sen ihatada her şeyi kuşatmış, beni kuşatmış derken işte beni böyle sanmış, bizim evi böyle kuşatmış diyemiyorsan arşın fevkindedir dediğin zaman da orada kaldı, oturdu, yerleşti, mekanı oradır, buraya inmez diyemezsin yani. O zaman sınırlayamazsın. Her şeyi kuşatanı sen nasıl muhat yapıyorsun? Muhiti nasıl muhat yapıyorsun yani? Kuşatanı, gökleri, yerleri, arşı ihata ettiğini bir külli şeyin diyor. Arş da şey, sema da şey. her yaratılmışı ben ihata etmişim diyor. Peki sen gökte diyerek ki gök arşın kürsünün de altında. Gökte diyerek nasıl muhitim diyen Allah'a muhat yapıyorsun? Onu kuşatılmış yapıyorsun. Yani kürsü ve arş Allah'a ihata ediyor. Haşa ve kella. Bu nasıl bir safsatadır yani? Nasıl bir safsatadır? Nasıl bir itikatsız? Nasıl bir mücessimeliktir yani? Her şeyi çepeçevre kuşatmışım ayetini görmüyor musun? Bu ayet muhkem ayettir. Müteşabit değil ki. Senin dediğin alel arş istifa müteşabittir. Bu ayet muhkem. Her şeyi ihata etmişim diyor. Her şeye yakınım diyor. E peki bu, bu yakınlığı ve kuşatmayı nasıl izah edeceksin? Sen her şeyi kuşatan zatı bir göğün içinde sınırlandırdın, kuşatılmış yapıyorsun. Asla Allah Teala muhittir. Asla Allah Teala muhat olamaz yani. Gökte diyenler Allah'a muhat, ihata olunmuş bir şey demiş oluyor. Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Kurban olduğum sana Allah'ım. Son nokta, bu bahsin son noktası. La <laughs> yumatilu denk olamaz kurbehu Allah'ın yakınlığına kurbul Allah'ın yakınlığı cisimlerin birbirine yakınlığına benzemez. Ne demek? Ben buna yakınım. Ne kadar? Aramızda kaç santim var? Ölçeriz. Mesafeyi koyarız yani. Şuraya ne kadar yakınlığım? Şu kadar mesafedeyim. Dünyanın bir ucuna uzaya kadar ölçebiliriz, biçebiliriz. Kim nereye ne kadar yakın yani? Ama cisimlerin birbirine yakınlığı Allah'ın yakınlığıyla benzetilemez. Mevlamızın yakınlığı mesafe bakımından ölçülemez yani. Çünkü neden? Manevidir. Manevidir onun yakınlığı. Nasıl anlayacağız onu yakın? Sana can şah damarından yakınım diyor ya. E sen ruhlan yaşıyorsun. Ruhun çıktı mı canın çıkıyor işte yani. E ruhunu kim yaşatıyor? Allah Teala. Ben sen şah damarından ruhundan daha yakınım diyor yani. Halbuki ruh bizim içimizde. Şu anda bütün becenimiz ruhlan çalışıyor. Ruh çekildiği anda daha Ayak baş tırnaklarından başlayıp çekilme boğazdan çıkıyor yani. Ama ben sana oruğundan da yakınım diyor. Sen anlasana. Ama bu yakınlık manevidir. Sen içine girmiş değil aşağı. İşte o fevkiyet de manevidir. Onun üstünde oturup da aşağı inmiyor. Değil haşa. Biliyor musun? Yakınlığı cisimlerin yakınlığına benzetilemez. Kemalatü masiru zatehu zatul esnaf. Zatı da cisimlerin zatına benzetilemez. Yani cisimlerin birbirine yakınlığı mesafeyle olur, ölçümle olur, santimle olur, metreyle olur. Bunların hepsi sonradan yaratılanlara ait özelliklerdir. Allah Teala bundan münezzehtir. Evet. Sen şimdi Allah Teala her şeyi kuşatmıştır derken o kuşatmışlığı, o yakınlığı her şeye şahat damarından, canından, özünden daha yakınım derken bu ayetler muhkem iken sen bunlara gelip de içime girdi diyebiliyor musun aşağı? Ha. Ne diyorsun? Manevidir. Hiçbir şeye benzemez diyorsun. O zaman arşın fevkinde oluşu da efendim e, nedir? E, bu fevkiyette, e, bu ulu bu yücelikte manevidir. Fevkiye maneviye vardır. Cisimlerin şahsına Allah Teala'nın zatı benzer mi? Benzer. şey ayet zaten Nasıl ki cisimlerin varlıklarına, müşahede edilen görüntülerine, suretlerine, şekillerine Allah'ın zatı benzemez. Cisimlerin birbirine yakınlığına, birbirinin üstünde, altında oluşuna da Allah Teala'nın fevkiyeti, kurbiyeti, meyyeti, ma ve mahkûmeynı mahkûntum diyor. Hadi bir ayet daha yani okudukça çıkıyor zaten. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Nayyet beraberliği nasıl anlayacağız abi? Arşın fevkinde diyorsun. İşte. Nasıl ki beraber, meiyet beraberlik, kurbiyet yakınlık, ihata kuşatma, kuşat kuşatması. Bütün bunlarda mesafe verebiliyor musun? Ölçüm verebiliyor musun? Şekil verebiliyor musun? Örnek verebiliyor musun? O zaman fevkiyet de aynı şekilde ki alel arşiste, arşa istivası hepten müteşabittir. Bunlar yine muhkemdir. O zaman ne diyorsun? kudretiyle, yönetimiyle, gücüyle, ilmiyle, şehadetiyle, ihatasıyla, kuşatmışlığıyla, kavramışlığıyla Rabbimiz Tebareke ve Teala eşyaya her şeyden yakındır. Her şeyle beraberdir. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi her şeyin zatından daha yakındır. Efendim her şeyin fevkindedir. Arşın da fevkindedir. Her şeyin de fevkindedir. Bak kat her şey koyduk şimdi. Bir külli şeyin halim her şeyi bilmesi. E bir şeyin şey mu? Her şeyi kuşatması bak. Her şeyi, her şeyine demek bütün yaratılmışlar. Buna arştan ferşe, yerin dibine kadar. Bütün bu mahlukat, şeyleri, eşya, şeyler. O zaman her şeyi kuşatmış, her şeye yakın, her şeyle beraber, her şeyin fevkinde. Bak, fevkinde de geldik, getirdik konumuz nokta son nokta fevkinde. Ama zatına benzeyen zat olmadığı gibi Yakınlığı da bir şeye benzetilemez. Fevkiyeti de bir şeye benzetilemez. kuşatması da bir şeyin kuşatmasına benzetilemez. Efendim Allah Teala'nın zatına benzeyen hiçbir cismin zatı yoktur. Allah Teala'nın bu sıfatlarına benzeyen hiçbir e, varlığında sıfatı yoktur. Yakınlığının da şekli yoktur. Fevkiyetinin de şekli yoktur. Buraya dikkat edeceğiz. Bu başta e, İmam-ı Hazretleri buyurur ki ve şuna da iman etmek farzdır ki ve icap eder ki Allahu Teala la yahullu hulul etmez, nüfuz etmez, işlemez, sirat etmez, girmez fi gayriyi kendinden başka bir şeyin içine nüfuz etmez. Diyor. La yahullu fi şey ve la yahullu hulul edemez e, fihi Allah Teala'ya şeyün başka bir şeyde Allahu Teala'ya ne yapamaz? Hulul edemez. Şimdi bu nereden çıkıyor? İşte Hristiyanların itikadına gelirsek, Hristiyanlar ne diyorlar? Biliyorsunuz onlar da grup gruplar, işte Katolik var, Ortodoks var falan. Şimdi bir kısmı diyorlar ki Allah İsa'yı haşa doğurdu diyorlar, veledallah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar da Allah la İsa birleşmiş diyorlar. Haşa. Bir kısmı diyor ki birleşmemiş ama Allah onun içine hulul etmiş. Şimdi bile Papa hakkında... E, papaya inanan, işte onları bilmiyorum hangi fırkası, Katolik mi oluyorlar onlar? Yani bu e, Vatikan papasını diyorum. E, bu, o papaya karşı itikatlarında Allah Teala onun içine girmiş. Haşa böyle bir hulur itikadı var. Çünkü İsa Aleyhisselam'a hulur etti, İsa Aleyhisselam'dan papalara geçiyormuş diye. Böyle bir bozuk, e, tabii kafir inançları var. E, bir kısmı da diyorlar ki Allah'ın sıfatı, Allah'ın sıfatı İsa Aleyhisselam'a hulur etmiş, kendi değil. Bu da denemiyor yani sıfatı hulul etmez Yani ne oluyor ee, Ya İsa Aleyhisselam'ın bedenine Geçmiş veya ruhuna geçmiş Halbuki ve küllün batılın Yani Allah-u ne zatı ne de sıfatı İsa Aleyhisselam'ın ne bedenine ne ruhuna işlemiş, Sirayet etmiş nüfuz etmiş Girmiş falan değil haşa kella ee, Ama tabi İsa Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ibare geçiyor. Yani ayet-i kerimede o mesela bizim de tabirimizde İsa Aleyhisselam'ın sıfatı olarak enbiya içerisinde nedir? Ruhullah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e Habibullah diyoruz. Allah'ın sevgisi. İsa İbrahim Aleyhisselam'a Halilur Rahman. Rahman'ın dostu diyor. Musa Aleyhisselam Kelimullah. Allah'la konuşmuşlar. Bu arada İsa Aleyhisselam'ın lakabı ne? İslam'da da bu böyle. Ruhullah. Hadislerde de geçiyor. Allah'ın ruhu. Ayette de geçiyor yani. Ve ruhum minhu. Ayette de geçiyor zaten. E şimdi burayı e, burayı da doğru anlamak icap ediyor. Burada da hülül ve ittihat. Allah Teala yani bir şeye zatının olsun, sıfatlarının olsun girmesi, nüfuz etmesi falan söz konusu değil. E bu ayette Allah'tan bir ruhtur diyor. İşte Allah'tan bir ruhtur. Efendim bu Allah Teala zatından sıfatından bir haşa parçalanma, tecezzi, bölünme olup da onun ona geçtiği anlamına gelmiyor. Ona bakarsan öbür ayette de diyor ki efendim cemi Amin diyor. <laughs> yani gökler, yerler, bütün nimetler hepsi ondandır diyor yani. Minhu diyor yani. Şimdi burada minhu'yu iyi anlamak lazım. Min burada tebiz ifadesiyle onun parçası anlamına gelmiyor. Peki niye başka peygamberlere ruhullah denmiyor da sırf İsa Aleyhisselam'a deniyor? Çünkü başka peygamberlerin anası da var, babası da var. İsa Aleyhisselam'ın anası var, babası yok. E babasının olmadığı ne anlama geliyor? allah Teala onu anne babadan yaratma adeti var ya Allah'ımızın. Bu adetini nerede bozmuş? Zaten Adem babamızın annesi de yok, babası da yok. Dolayısıyla orada Mevla Teala ana babadan yaratmamış Adem Aleyhisselam'ı. İsa Aleyhisselam'da da baba devreye sokmamış. Kün emriyle ol buyurmuş olmuş. Annenin rahminde oluşmuş tamam. Anne var devrede baba yok devrede. Şimdi hal böyle olunca burada Allah Teala sünnetullah'ı yani kendisinin devamlı tatbik ettiği, icra ettiği kanunun değiştirmiş. İki noktada değiştirmiş. Bir Adem Aleyhisselam, bir İsa Aleyhisselam. İnne mesela İsa indi Allah ke mesela Adem. Allah kadında İsa'nın durumu Adem'in durumuna benzer diyor. Halak o mümtür. <laughs> Rafsin kün Adem Aleyhisselam da topraktan, çamurdan halk etti. Sonra kün <laughs> kün insan oldu dedi Feykun <laughs> Ona da can verdi. Ruh gelince toprak birden etek yeme kanlara, damarlara bulandı. bildiğimiz, gördüğümüz insan oldu yani. Şu anda gördüğümüz usul üzere bu beden aynı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından aynı genetik bizde de var. Ama bu nasıl? Toprağa ol dedi de bu böyle oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam'ın babasının olmaması allah Teala'nın başka kullarını yarattığında uyguladığı sünnetini, adetini bozarak onu babasız kalk etmesi. Ruh ne demek? Bizim de ruhumuz var. Bizim ruhumuz bizim ruhumuz da Allah'ın ruhundandır o manada. Ne manada? Parçası manasında değil. Ruh demek İhya etme sıfatı, diriltme sıfatı. Ölü bedene ruh girerse ne oluyor? Canlanıyor. Diri bedenden ruh çıkarsa ne oluyor? Ölüyor. Ruhtan maksat nedir? Allah Teala bu bedeni ruhla canlandırıyor. Ruh, ruh girmeden hiçbir beden canlanmaz. Ruh çıkan hiçbir bedende de hayat eseri kalmaz. O zaman ruh Allah'ın ihya sıfatı. Bizim ruhlarımızı da bize hayat verdiği, ana karnında 120 günlük olduğumuzda işte daha kıpırtaşamıyoruz ama ruh geliyor, can geliyor, sonra kıpırdaşmaya başlıyoruz ana karnında. O ruhu da kim yaratıyor? allah Teala. O ruhu e, bize cenine kim veriyor? allah Teala. Bu itibarla biz de Allah'ın ruhundan üflenmeyiz. Yani bu ne demek? allah Teala'nın diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatı bizim bedenimize ne yapmış? taluk etmiş. Bedenimizi ayrı yaratmış ama cansız. Çünkü 120 güne kadar ki iskelet cansız. Onu ayrı yaratmış. Sonra ona canlılık sıfatı vermiş. Mesela kayayı da yaratmış. Kayaya ruh vermemiş. Ruh vermeyince kayada canlılık yok. Anladın mı? Sana ilaveten ruh vermiş. O ruhu da nereden vermiş? Kendi ihya sıfatıyla. Yani diri, diri kılma sıfatıyla. E peki bize de o zaman ruhullah denir. E tabi bizim ruhumuza da ruhullah denir ona bakarsan. Çünkü neden? Bizim ruhumuza da e, ruh veren ruhumuzun ruhu nedir? Allah Teala'nın ihya sıfatıdır. Ama diğer peygamberlere, diğer insanlara bu sıfatın denmeyip de sadece İsa Sema demet sebebi nedir? Ama bizi ana babadan sebepleri devreye sokarak adeti üzere yani bütün insanları yaratmadaki adeti üzere devreye sokarak sebepli yarattığından, annemizle babamızla mevcut olduğundan, ikisinin suyu da birleşerek yaratıldığımızdan, bütün sebepler devrede olduğundan, efendim, bizde bir özellik yok. Hepimize özel bir ruh vermiş, taalluk etmiş, ihya etmiş, halk etmiş ama farklılık yok diyeyim sana, farklılık. İsa Aleyhisselam'a niye Allah'ın ruhundan üflenmiş diyor. Çünkü Allah Teala ona, onu canlandırırken, onu hay ederken, diri ederken, Baba faktörünü devreye koymamış, sebebi ortadan kaldırmış, direkt kün ol demiş. Yani bizim ruhlarımıza ruha gir demiş, ruha ol demiş olmuş. O ruha gir bu bedene mi? girmiş. Orada adetini işletmiş. Burada adetini bozmuş. Sebepsiz yarattığı için Allah Teala'nın özel ihyasına, özel diriltmesine, özel hayat vermesine mazhar olmuş. Anladın mı? Onun için Teala en yahviyev mekanun Allah Teala bir mekanın kendisini kuşatmasından arş da olsa gökler de olsa onu ihata ihtiva etmesinden münezzehtir. Kema tekaddesen yahuddehu zemanun bir zamanın da kendisini sınırlamasından mukaddes olduğu gibi. Hiçbir zaman da ne yapamaz? Allah Teala'yı kayıtlayamaz. Çünkü zaman dediğimiz mefhum nedir? Ha şurada başladık kaç dakika oldu? her dakika saniye yenileniyor. allah Teala hakkında yenilenme söz konusu değildir. Teceddüt, yenilenme demek sonradan yaratılanlarla alakalı bir şeydir. Ve la izni zaman diyor Ömer Nesefi Hazretleri. Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Zaman mefhumu Allah hakkında yoktur Celle Celaluhu. Çünkü zaman sonradan yaratılmıştır. Güneşin, ayın, göklerin, feleklerin sistemiyle zaman mefhumu geçmeye başlamıştır. Halbuki belkâne kâble halkı zaman ve mekan. Allah ki zamanı da yaratmadan önce vardır. Mekanları da yönetmeden önce yaratmadan önce vardır. Yani arş da yokken, gök de yokken vardır. Efendim zaman mefhumu diye bir şey yokken ne miladi, ne hicri, ne bilmem yedi bin sene, ne bilmem şu takvimi, bu takvimi, şimdi Çinliler köpek takvimi, horoz takvimi, deli delişler. Yani sen bin sene, on bin sene, yüz bin sene geri gitsen Allah Teala var. Ama öyle bir noktaya gelirsin gökte yok, yerde yok, güneş de yok, ay da yok, zaman da yok, mekan da yok yani. Sen nasıl Allah Teala'yı zamanla mekandan sınırlayacaksın? Ve huvel an ala ma'alekan Allah Teala ezelde hangi sıfatlar üzere bulunuyorsa şu anda aynı sıfatlar üzere kaim ve daimdir. Hadis-i şerifte efendim Buhari'de de geçiyor. Ne buyuruyor? Kâne Allah ve la şey mahu. Allah var iken ezelde onunla beraber hiçbir şey yaratık yoktu. Yani arş da yoktu, melek de yoktu, felek de yoktu. Şimdi de aynı sıfatlar üzerindedir. Çünkü neden? Bizim yaratılmış olmamız Allah'ın yarat varlığına, sıfatlarına ortaklık getirmiyor ki. Bize zaman geçiyor, ona zaman geçmiyor. Bizi mekan sınırlıyor, onu mekan sınırlamıyor. Ya bizim o bakım hiçbir bakımdan bize benzemiyor. Biz hiçbir bakımdan onun sıfatlarına sıfatlarımız benzemiyor. Hal böyle olunca efendim ne su ilk yaratılan vekâne yani arşu alelma arşa suyun üzerine kondu diyor ilk yaratılışta. Ne su olsun ne arş olsun ne melekler ne felekler Allah Teala ile beraber ezelden beri mevcut değildiler değildirler. Onun ve zatının ve sıfatlarının evveli yok. Yarattığı her şeyin evveli var, başı var ve başlangıcı var. Tamam mı? Nasıl ki mekanı yaratmadan kendi var idi, kendi var iken nerede sorulur muydu? Nasıl nerede soracaksın? Hiçbir mekan yok ki nerede iyi, nerede. <laughs> nerede demen için mekan lazım. Peki hiçbir mekan yaratmadan o vardıysa nerede sorabiliyor muydur o zaman? Soramaz. Şimdi de nerede soramazsın? Mekansızdır. Anladın mı? Nasıl diyeceksin arşta gökte? Arş gök yokken nerede sorabilir miydin? Mekan yok ki nerede diyeceksin. E mekan yokken nerede diyemiyorsan. E şimdi Allah değişti mi? E Allah değişmeyeceğine göre değişmeyeceğine göre nerede sorusu yine efendim zayittir demeyeyim yani insan dinden çıkarır. Nerede sorusu? Sorulamaz. Zatıyla kaimdir. Kendine yeterlidir. Varlığı kendindendir. Varlığı kendinden olan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu hadis-i şerif efendim alem sonradandır. Bütün yaratılmışlar sonradandır. Efendim, Allah Teala'nın varlığı cihetsizdir, yönsüzdür, tarafsızdır, feleksizdir. Efendim, ve bu hususta hiçbir şekil söz konusu değildir. Manasına delalet etmekte. İmam Ebu'l-Kasım Ensari Hazretleri bu hadis-i şerife mana verirken böyle buyuruyor. Yine mesela Allah Teala'nın zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna dair Musa şu ayetleri mesela bugüne kadar doğru anlamamışık herhalde. Şimdi ibareyi bitireyim, o ayetlerle bitireyim. Ve ennehu teala Allah'ımız bainun, ayrıdır. Min gibi bütün yaratıklarından. Yani arş da dahil mahluksa, her şey sonradan yaratılmışsa allah Teala onların hepsinden ayrıdır. Ne demek? Hiçbiriyle ihtilatı, karışması, birleşmesi, hululü, nüfuzu, Efendim irtibatı o manada zatı ve sıfatlarının efendim bir tecezzisi bölünmesi parçasının oraya işlemesi girmesi falan söz konusu değil. Leyse <laughs> fi dati sivahu Allah'ın zatında Allah'tan gayrı hiçbir şey yok. Ve la fi sivahu zatuhu Allah'tan gayrı yaratılmış hiçbir şeyde de Allah'ın zatının, zatının sıfatlarından hiçbir şey yok. Nasıl bir şey oldu şimdi? Nasıl bir mana oldu? Çok acayip müfit oldu. Burada ancak İmam Gazali konuşabilir. Allah'ın zatında, Allah'tan gayri sıfatından garip bir şey yok. Allah'tan gayri hiçbir şeyde de Allah'ın zatından ve sıfatlarından hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün mahlukatından ayrıdır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'a Firavun soruyor. Ya sen bu alemlerin Rabbi deyip duruyorsun. Ey Musa bu alemlerin Rabbi kimdir? Şuara suresinin 28, 23-28 ayetleri. 23'ten 28'e kadar bu hadleri okuyoruz. Alemler Rabbi kimdir? Dedi ki Rabbus semavat vel ard ve ma beynema. Göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, aralarındakinin de Rabbi. Şimdi e, e, Musa sen bunu deyince Firavun'a ne demek o ne demiş oluyor? Gökler mekandır, yerler mekandır, aralar mekandır. O olan hepsinin Rabbidir. Yani hiçbir mekanla sınırlayamazsın. Peki. Ondan sonra Firavun'u anlamadı. Ne diyor bu? Ya duymuyor musunuz falan. Bu nasıl bir şeyden bahsediyor yani? Kale Musa Asem ...Rabbikum ve Rabbâ. İkümüle evvelin. Sizin de Rabbinizdir. Önceki babalarınızın, atalarınızın geriye git kaç bin sene gidersen hepsinin Rabbidir. Şimdi Musa ne demek istedi? Ha, bütün zamanların da Rabbidir ve yaratıcısıdır. Çünkü senin baban senden evvel, ondan evvel atası, atasının atası Nere kadar geri gidersen zaman mefhumuyla gidiyorsun. Çünkü neden? İşte babam işte kaç sene evvel doğdu öldü. İşte dedem kaç sene evvel vardı. Zaman. Bütün bu babaların Rabbi yani bütün zamanların Rabbi. Geçmişe doğru bütün zamanların Rabbi. Firavun yine anlamadı. Dedi bu ya deli midir? İnne Resulekum ledi ursileyle mecnun. Böyle bir şey konuşuyor. Böyle bir Rab'den bahsediyor. Böyle bir Rab nasıl olabilir? Bu deli midir falan. Ne dedi o zaman? Rabbukum. Rabul meşriki vel mağribi ve ma beyni ta'kulun. Esas delisizsiniz. Biraz aklınız çalışsaydı anlardınız. Doğuların da Rabbidir. Batıların da Rabbidir. Aralarındakilerin de Rabbidir. Şimdi ne demek istedi Musa Aleyhisselam? <laughs> Doğu, batı, kuzey, güney. Cihet, yön. Bütün yönlerin Rabbidir. O zaman hiçbir cihetle, yönle, tarafla ne yapmaz? Kayıtlanamaz. Bu bahiste de itikadımızı size beyan etmiş oluyoruz ki allah Teala hiçbir şeye hulul etmez. Ne zatıyla ne sıfatıyla hiçbir mahlukuna velev en büyük peygamber olsa ona nüfuz etmez, girmez, işlemez. Böyle inanan kafirdir. etekemeye bürünüp görünen Yunus'un söylediği ve Evliyaullah'ın söyledikleri şeyler allah Teala'nın yarattığı yarattığı nurlar ve tecellilerin eserlerinin Ağaçtan da görülmesi, dağdan da görülmesi, taştan da görülmesi, efendim bir veliden de görülmesi, bir nebiiden de görülmesi mümkündür ve vakıdır. Çünkü allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği kuluna bahşeder. Yaratılmış olan bir nurun bir zata sirayet etmesi reddedilemez. Yaratılmış. O zat da mahluk, nur da mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılan özel bir nurdan yaratılması gibi. Anladın mı? Buzu bu durumda ete kemiğe bürünen Allah Teala'nın yarattığı özel nurların tecellisidir. Mahlukların eserleri yine mahluklarda zahirdir. Mahluklarda zahirdir. Bu mükevvenatta sonradan yaratılanlarda Allah Teala'nın kudretinin eserleri zuhur etmektedir. Yani Ehl-i Sünnet'in en babası e, İbni Atali İskenderiydi. ...hem tasavvur, Şazeli tarikatından... ...Ebul Arslan Mürsidin halifesi... ...Hükemi Atayeyi yazmış, bütün evliya kabul etmiş... ...Haldi Bağdadiler, İman Rabbı... ...İbn-i ile İskender'i dedin mi bitti, bitti iş... ...dur orada... ...bak onun ibaresinde de ne söylüyor... ...Levla zuhuru fil mükevvenat... ...ma veka aleyha vücudu ibsari... ...Allah Teala'nın... ...mükevvenatta bu sonradan... ...yaratılan alemlerde zuhur etmesi... ...olmasaydı tamam mı... ...hiçbir gözün... ...görüşün varlığı e, ee, onun üzerine vakı olmazdı. Ne dedi şimdi İbn-i Hatta İskenderi? Hiç şatıyat değil ha. Hiç bu söz, bu söz şeriatın zahirine tamamen muvafık. Mükevvenatta zuhuru. Var mı mükevvenatta zuhuru? Var. E diyor ki daha tecelli etti diyor işte ayette ya. Daha tecelli edilince o edilen tecelli görülmedi mi? Görüldü. Etkisi görülmedi mi? Görüldü. Cale-i dağları paramparça etti diyor. Demek Allah'ın nuru zuhur eder. Ama bu nur kendi zatından sıfatından parça olan bir nur değil. Yarattığı bir nurdur. Yarattığı bir nuru parlatır. Bak dağları paramparça etti diyor. Eseri göründü işte dağlar paramparça git git Sina'da gör. Böyle basık basık ezik ezik yanmış bütün dağlar. Gör orada. Ya yani Musa bu sen bunu dünyada gözüne gördü hoş. E demek ki tecelli var. Tecellinin mükevvenatta zuhuru var mı? Var. E dağda eseri görünen nurun bir insanda eseri niye görünmesin? Ama bu Allah'ın zatının sıfatlarının cüz'ü olan haşa bir nur değildir. Çünkü Allah Teala'nın zatla sıfatla tecezzi söz konusu değildir. Ve onların bir şekle bürünmesi söz konusu değildir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nuru da daha parlatır. Daha da parlatır gösterir. Dostuna da parlatır gösterir. Peygamberinde de velisinde de dağda taşta gösteriyor da. Niye enbiyada evliyada gösteremesin nurunu ya? Ama onur yaratılmıştır. Yaratıldıktan sonra bir surette zuhuru inkar edilemez. Ama zatının ve sıfatlarının haşa asla sureti de yoktur. Zuhuru da yoktur. Hiçbir kuluna, mahlukuna hululu de yoktur. Zatıyla ve sıfatıyla şu evliyaya, şu peygambere girdi, onda göründü diyen kafir olur. Vesselam doğru kelam. Bunu da anlamayana ben ne diyeyim? Bunu da anla ver Allah akıl fikri ihsan eylesin diyeyim ve böylece bu derste bitireyim. Çünkü bu çok önemli bir konu idi. Artık bu konudan geçeceğiz. Bundan sonraki derslerde inşallah rahman Allah'ımızın zatıyla ile irade, kudret gibi sıfatları ile ilgili İmam Gazali Hazretlerini dinleyeceğiz. Allah Teala azami derecede istifade edenlerden, itikatlarını el-Sünnete er göre tasih edip gözden geçirip düzeltenlerden ve böylece hidayete erenlerden eylesin ve ehli sünnet dışı dal ve mudil fırkalara e, onların inançlarına kapılmaktan bizi de zürriyetimizi de şu İmam Gazali Hüccetül İslam hürmetine onun eserini okuduğumuz kıymet verdiğimiz şu eseri hürmetine bu dersi dinleyen dinleten herkese takip ettirenlere ve zürriyetlerine Allah Teala yanlış itikat nasip etmesin hüsnü istikamet hüsnü itikat hüsnü hatimeler müyesser eylesin amin o sallallahu teala ala, ala seyyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين